In a world powered by data, the cloud, and software, the complexity of new challenges demands decisive moments to ensure security across your organization. Whether the moment is building an encryption strategy, creating more value in your software, or ensuring trusted access to the cloud, you can rely on Talos to secure your digital transformation. What will be your decisive moment to secure your data and software? Discover and classify the most sensitive information from the cloud and data centers to virtual environments. Secure your sensitive data with advanced encryption technologies. Secure, store, and manage your encryption keys in the cloud, hybrid, and on-premise environments. Control and authenticate user access to sensitive data in the cloud. License, deliver, and protect the software in your devices and services. The people you rely on to safeguard your privacy rely on Talos. Sevgili katılımcılarımız, değerli destekleyenlerimiz ve konuşmacılarımız. Hepiniz kimlik ve erişim yönetiminde Zero Trust ile güvenlik temasına hoş geldiniz. Ben Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi'nden Tuğsen Fıstıkçı Bakır. Talos katkılarıyla gerçekleşecek bu etkinliğimizde kimlik ve erişim yönetiminin sağlayacağı faydaları, neden kullanılması gerektiğini tartışıyor olacağız. Günümüzde doğru yapılandırılmış kimlik ve erişim yönetimi altyapısı şirketlerin siber güvenlik için en büyük yardımcılarından biri haline gelmiştir. Kimlik ve erişim yönetimi süreçleri karmaşıklaşan teknoloji ortamlarında doğru kişilere, doğru zamanda, doğru nedenlerle doğru yetkilerin verilmesini sağlar. Her büyüklükte kurum tarafından kullanılabilen çözümler, şirketlerin yasal düzenlemelerdeki uyumluluk gereksinimlerini etkili bir şekilde karşılamalarına, verilerin güvenliğini sağlamalarına yardımcı olur. Kimlik ve erişim yönetimindeki en hassas noktaları değerlendireceğimiz ve yenilikleri öğreneceğimiz içerik programımızda şimdi başlayacağız. Ancak hemen öncesinde çok minik bir anonsum var. Eğer konuşmacılarımıza sorularınız olursa platformda göreceğiniz questions bölümünden yazabilirsiniz. Lütfen el kaldırma işaretini değil questions bölümünü kullanınız. Şimdi etkinliğimizi başlatmak üzere Talos Bölge Satış Yöneticisi Sayın Eda Ernez'i ekrana davet ediyorum. Merhaba. Merhaba Eda Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok mersi, teşekkür ederiz. Yeni nesil kimlik ve erişim yönetimi başlığında değerli bir sunum hazırladınız. Görüşlerinizi paylaşmanız için ben sizi yayında yalnız bırakıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. İsmim Eda Ernez. Kimlik ve erişim yönetimi PKR çözümleri ürün grubunda Talos için de bölge satış yöneticisiyim. Öncelikle herkese katılımı için teşekkür ediyorum ve iyi bir yıl diliyorum. Sunumuma Talos'tan şirketimizle ilgili biraz bilgi vererek başlamak istiyorum. Yaklaşık globalde 80 bin çalışanına sahip Talos. Dünya çapında 68 ülkede ofislerimiz var. 2019 cirosu yaklaşık 19 milyar euro. 2020 ciromuz henüz açıklanmadı. Şirket olarak inovasyona ciddi bir yatırım yapıyoruz. 2019'daki yine Ar-Ge yatırımı 1 milyar euronun üzerinde. Ciromuzun %60'ı sivil taraftan, yani enterprise taraftan diyebiliriz. Kalan %40'ı ise savunma sanayinden gelmektedir. Talos, bir Fransız teknoloji firması. 7 farklı iş biriminden oluşuyor. Aslında 7 farklı firma gibi düşünebilirsiniz içerisinde. Uzay sistemleri, havacılık, savunma teknolojileri, radar sistemleri, raylı sistemler ve onların otomasyonu diyebiliriz başlıcaları. Bizim içinde bulunduğumuz kısım ise en sağda görmüş olduğunuz kutucuktaki dijital kimlik ve güvenlik tarafı.
Şirket Thales bu tarafa gelene kadar aslında hem ürün gamını genişletmek için hem de pazarda ciddi anlamda bir pazar payına sahip olmak için farklı firmaları bünyesine kattı. Özellikle authentication tarafında bugünkü konumuz olan yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan SafeNet ve sonrasındaki Gemalto. Yine kripto teknolojilerinde ciddi anlamda bir pazar payına sahip bu iki firma. Aynı zamanda paralelde yine aynı alanda kripto teknolojilerinde aslında birbiri rakip olan Warmetric firmasını da bünyesine kattı. Ve şu anda özellikle kripto teknolojilerinde yaklaşık %99 oranında bir pazar payına sahip. Biz Türkiye'de bütün bu farklı iş kollarından çeşitli departmanların çalışanları olarak yaklaşık 400 kişiyiz. Gemalto bizim olduğumuz bölümde de yine farklı iş birimleri var aslında. Biraz kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. Bir tarafın Ankara'daki birimizin yönettiği hükümetlerle direkt çalışan kimlik ve pasaport sistemleri üretimi ve dağıtımı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin kullanmış olduğu çipli pasaportlar ve çipli kimlik kartlarının bir kısmı bizim üretimimiz. Yine farklı bir iş birimi bankacılık tarafındaki banka kartları kısmı. Bugün günümüzde farklı bankalardan kullanmış olduğumuz ATM kartları, kredi kartları yine bizim bünyemizde çoğu üretiliyor ve bankalarda müşterilerimiz. Burada hatta Türkiye'de biz de bunun üretimini yapan bir fabrikaya sahibiz. Plaskart, Silivri tarafında. Bu hem Türkiye'deki ihtiyaç karşılıyor hem de bölgenin diğer banka müşterilerine gerekli ihtiyacı karşılamakta. Bir diğer birimimiz bu kullandığımız telefonların içindeki sim kart kısmı. O da dünyadaki en büyük iki üreticiden bir tanesiyiz diyebiliriz. Hem Türkiye'deki hem de globaldeki birçok telekom operatörleri çalışılmaktadır. O taraftaki teknoloji tabii ki şu anda eSIM'e evriliyor. O tarafta da oldukça ilerlemiş durumdayız. Birçok anlaşmalar da yapıldı bildiğimiz kadarıyla. Bizim olduğumuz kısım ise Türkiye'de 5 kişilik bir ekibiz. Ne yapıyoruz? Genel olarak burada en önemlisi Türkiye'deki iki departman olarak çalışıyoruz. Bugünkü konumuz olan Access Management, Authentication sistemleri, PKI sistemleri. Diğeri Data Protection dediğimiz Encryption ve Kripto teknolojisiyle key üretilmesi, keylerin saklanması, kritik dataların, kurumların kritik datalarının olduğu yerde şifrelenerek korunu olması. Üçüncü kısım, Türkiye'de bir ekibimiz yok, Software Monetization. Bu da daha çok hani yazılım analitikleri ve onların güvenliği diyebiliriz. Bizim bu core ekibimizde dünyada yaklaşık 2600 çalışanı var. 25 ülkede ofislerimiz var. Ve dünya çapında da 30 binden fazla müşterimiz var. Bu müşteriler hangi sektörlerden dersek, genel bir bakmamız gerekirse, aslında tüm sektörleri kapsıyoruz diyebiliriz. İşte dijital ödeme sistemlerinden sağlık sektörüne, perakendeden bankacılığa, bütün bu müşterilerimizin altyapısında güvenlik teknolojilerimiz mevcut. Çünkü sektör bağımsız, her kurumun korunması gereken bir datası var ve bunlara erişen hem içeriden hem de dışarıdan kişiler var. Bizim de sağlamış olduğumuz ana çözümler zaten bunlar. Biraz dijital platformlardan, dijital dönüşümden bahsetmek istiyorum. Yeni günümüzde yeni teknolojilerde nerelere geldik? Yeni iş birimleri neler oldu? En önemlisi cloud. Bu dijital transformasyonun en büyük çıkarımı cloud diyebiliriz. Artık cloud hem globalde hem Türkiye'de çok daha fazla kullanılmaya başlandı. Artık neredeyse kritik datalar, kritik uygulamalar bile şirketler cloud servislerden yararlanıyor. Çok daha fazla güven var. İkinci iş birimi IoT diyebiliriz. Artık networklerimizde IoT cihazlarına da ve onların güvenliğine de önem veriyoruz. Bulunmakta bu cihazlar. Data Analytics yine bir başka iş kolu oldu. Ve belki de bu süreçte en fazla evrim geçiren dijital ödeme sistemleri. Son yılların en önemli konularından bir tanesi oldu. Orada da yine aynı şekilde çözümlerimizi sağlıyoruz. Şirketimiz şöyle bir aslında baktığımızda bir
analitiğine baktığımızda siber tehditleri neden bu iki çözüme yönelmiş çok net görebiliyoruz. Saldırıların başlı yöntemleri aslında kimlik hırsızlığı. %69 oranında, %70 oranında ihlal olaylarının kimlik hırsızlığından kaynaklandığını biliyoruz. Ve bunun sonucu olarak da şifrelenmemiş veriler %95 oranında çalınıyor. Bu da ciddi anlamda bir veri kaybı anlamına geliyor. Eğer o datalar bize göre, şirketimize göre şifrelenmiş olarak tutuluyor olsaydı kritik datalar, atak yapanlar amaçlarına ulaşamamış olacaktı. Bizim yoğunlaştığımız iki konu bu. Burada Darknet'in bir analiz yapmış. Buna göre Cloudflare ile ilgili 2018 yılından 2022 yılına kadar dünya çapında cloud servislere yatırım %12.6 oranında bir büyümeye denk gelecek. Bu da ciddi anlamda bir bütçeye denk geliyor açıkçası. Bir de sormuşlar 2021'de kurumlar hangi alanlarda daha çok yatırım yapacakmış? İkinci sırada cyber security çıkıyor. Üçüncü sırada da cloud servisleri ve çözümleri çıkmış. Bu da yeni dönemde cloud servislerinin daha fazla kullanılacak olmasını gösteriyor. Peki dünyada ne durumda cloud adaptasyonu? Biraz onu göstermek isterim. Amerika tabii ki şu anda hem cloud bulut adaptasyonunda hem de bütçesel anlamda en üst sırada yer alıyor. 2022'de toplam IT harcamalarının yaklaşık %14'ünü bulut servislerine yapacağı öngörülüyor. Onun bir altındaki çemberdeki ülkeler, işte İngiltere gibi, Kanada gibi, Hollanda gibi ülkelerde Amerika'ya 3 yıl geriden takip eden ülkeler. Bunların da yaklaşık önümüzdeki yıl yatırımları %11.5 oranında olacağı öngörülüyor. Onun bir altındaki çemberde Türkiye'yi görebilirsiniz. Ben bunu ilk gördüğümde biraz şaşırmıştım açıkçası. Çünkü Türkiye'nin bulut adaptasyonunun çok daha geride olduğunu düşünüyordum. Ama son yıllarda oldukça arttığını görüyoruz. İşte Fransa'yla, Almanya'yla, Rusya'yla aynı kategorideyiz ki bizdeki bazı regülasyonlar biliyorsunuz bulut uygulamalarının yasaklıyor, kullanılmasını engelliyor. Bankacılık gibi, kamu sektörü gibi bazı. Eğer onlar olmasaydı çok daha yukarıda görebilirdik herhalde Türkiye'yi. Bu kategoride Amerika'yı 4 yıl geriden takip eden ülkeler kategorisi. Bugünkü diğer konumuz Zero Trust. Benden sonradan da zaten detaylı bir şekilde Zero Trust'ın bilgisini verecek sizlere. Fakat ben genel olarak şöyle bir bahsetmek istedim. Burada Benjamin Franklin'in bir sözü var. Biraz da komik. Üç kişi bir sırrı saklayabilir, iki kişi ölürse. Çok net bir şekilde aslında burada Zero Trust kavramını bize gösteriyor. Yani hiç kimseye kurum içi, kurum dışı ya da hiçbir cihaza güvenmememiz gerektiğini. Kısaca Zero Trust kurumlar ağ sınırları içerisinde ya da dışarısındaki hiçbir şeye otomatik olarak güvenmemelidir diyor. Burada da eğer erişmek isteyen kişiler olursa, özellikle Access Management tarafında, bunların bazı hem kullanıcı özelliklerini, konumlarına ve diğer parametrelere dayalı gelişmiş bir erişim yönetimi çözümleriyle sağlanması gerektiğini düşünüyor, söylüyor. Zero Trust kavramı bir günlük bir şey değil. Hani siz bu gelişen bütün teknolojide ya da çevresel faktörlerde bir günde ben bu kadar cihaz aldım, işte Zero Trust'a uyumluyum diye bir şey maalesef yok. Bu zaman içinde hem teknolojinin değişmesiyle hem de ihtiyaçların değişmesiyle uyumluluk gerektiriyor. Kısaca hem Zero Trust'ın gerekliliği hem de modern erişim yönetimi ne tetikliyor dersek, birincisi bahsettiğim gibi cloud uygulamalarının artık hem Türkiye'de hem de dünyada çok daha fazla kullanılıyor olması, birinci on device dediğimiz mobilitenin artması ve artık bir kişinin birden fazla cihazla kurum datasına erişmek istemesi ki bu diğer cihazların genelde kurumların vermiş olduğu güvenli cihazlar olmaması böyle bir ihtiyaç.
Regülasyonlar. Regülasyonlar da tabii ki her gün değişmekte, gelişmekte. Onların yeni yaptırımları. Ve tabii ki en büyük nedenlerden bir tanesi de günümüzde artık ofis dışından çalışmanın daha yaygın olması. Burada pandemiden bahsedebiliriz. Biliyorsunuz pandemi süreci oldukça fazla etkiledi, değiştirdi. Artık hepimiz neredeyse 8-9 aydır ofislerden değil, evlerden çalışıyoruz. Neredeyse hiç gitmiyoruz ya da dönüşümlü gidiyoruz. Bu da yeni bir gerekliliği ortaya çıkardı. Artık hani daha çok VPN kullanılıyordu ve bunların üzerine daha fazla güvenlik, multi-factor authentication ya da yenisi bir erişim yönetim sisteminin gelmesi gerektiğini bizlere gösterdi. Tahminimizce son bir yılda ekstra bu marketteki, authentication marketindeki büyüme %20 oranlarında. Ben burada kısaca bir topoloji göstermek istedim. Şu anda ne yapılıyor genel anlamda bir firmada? Çok basit anlamda kurum içinde işte database'lerimiz var, on-prem uygulamalarımız var, dosya sunucuları var, bir de kurum içi çalışanlar var. Bir de dışarıda kurum dışından kuruma bağlanmak isteyen ya kurum çalışanları ya da third party insanlar var. Bunlar bir VPN üzerinden datalara ulaşıyor. VPN'in üzerinde de klasik anlamda bir multi-factor authentication oluyor. Bir de bu firmalar genelde Office 365 kullanıyor. Buraya bağlanırken de onun sormuş olduğu parolayı, şifreyi giriyor. Peki bütün bu cloud adaptasyonunun olması, ihtiyaçların değişmesiyle kısa sürede bu topoloji ne hale gelecek? Bir de onu göstermek istedim. Çok fazla cloud uygulaması kullanılıyor olacak. Hepsine ayrı ayrı parola girmemiz gerekecek. Bunları ezberlememiz ya da işte bir yerde tutmamız gerekecek. Maalesef o noktaya gidiyor. Klasik multi-factor authentication kullanımı devam edecek. Kişilerden bağımsız onların özelliklerini hesaba katmadan klasik credentiallarla bu bağlantıyı güvenli hale getirmeye başlayacak. Fakat burada iki tane çok büyük problem çıkartacak. Bir tanesi görmüş olduğunuz gibi oldukça karışık bir yapı ortaya çıkıyor. İkincisi de bulutlara erişimde yeterli bir güvenlik sağlanamıyor. Bundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü login sayfaları public domain'de bulunuyor bu uygulamaların. Parola harici herhangi bir koruması yok. Ve parolalar sıklıkla paylaşılıyor ya da yeniden kullanılıyor. Çok fazla bulut uygulaması olan yerde kullanıcılar pratik olarak maalesef aynı şifreyi tekrar tekrar kullanma aşamasına geliyor. Ki bu da ciddi bir güvenlik açığı meydana getiriyor. Sanıyorum geçen yılda Office 365 milyonlarca kullanıcısı password'larını, şifrelerini çaldırdı. Bu da çok net bir şekilde durumu özetliyor aslında. Problemin boyutu nerelere varabilir? Bunu göstermek istedim. FIDO kurumunun 2017'deki bir araştırmasına göre 2003 milyar credential kimlik bilgisi çalınmış. Bunların çoğu password'muş. Kısaca bunlar %80-90 oranında e-commerce sitelerinde kullanılmış ve sonuç olarak da yaklaşık 5 milyar dolarlık bir zarara uğratmış Amerika'da markette. Bu da gerçekten farklı boyutlara gelebileceğini gösteriyor. Biz peki ne öneriyoruz? Klasik anlamda doğru bir çözüm yeni nesil erişimde ne olabilir? Birincisi kullanıcıların farklı özelliklerinin olduğunu kabul edilmesi gerekiyor. Bir C-level kullanıcı ile bir finans çalışanı ya da IT adminlerinin politikalarının aynı olmaması gerekiyor. Çünkü bu insanlar konumları gereği farklı dosyaları, farklı dataları kullanıyorlar ve farklı yerlerde bulunabiliyorlar. Bu politikalar coğrafi bazlı olabilir, zaman bazlı olabilir, saat bazlı olabilir gibi, tarih bazlı olabilir. Bunları uygulanması gerekiyor. Bir data center çalışanı saat 8'de eğer vardiyası bitiyorsa, görevi bitiyorsa 8'den sonra sisteme erişememeli gibi. İkincisi de bütün bu yukarıda gösterdiğimiz karmaşıklığı ortadan kaldırmak için bir single sign-on
çözüm olması gerekiyor. O da bütün cloud uygulamalarını ya da on-prem'deki uygulamalarını kullanıcı ayrı ayrı şifre girip bunları ezberleyip bir yerde tutmaya çalışıp erişim sağlamaktansa tanımladığı bir noktada sisteme girerken bu VPN olabilir, Windows Logon olabilir. Oradan tek bir şifreyle sisteme giriş yapması. Üçüncü de en önemlisi, en önemli maddelerden bir tanesi de bunu sağlayan üreticinin fazla sayıda o token çeşitlerine sahip olması. Bu da yine kullanıcıların profillerinin farklılığından kaynaklanıyor. Bunları desteklemek gerekiyor. Bir depo çalışanı iPhone'u yoktur, smartphone'u yoktur ve oraya bir soft token indiremeyebilir. Onu kullanamayabilir. Oraya bir hard token'la destek olunabilmeli. Ya da bir C-level yöneticinin işte password authentication yaparken yedek olarak da bir hard token'ın olması gibi. Bunların sağlanması gerekiyor. Bizim için ideal bir sistem bu. Bitiriyorum. Bizim buradaki çözümümüz, ürünümüzün ismi SafeNet Trusted Access. Burada da birazdan Sercan detaylarını verecek. Biraz birkaç müşteriyi göstermek istedim. Kimler kullanıyor globalde. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa daha sonra alabiliriz. Eda Hanım, biz çok teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için. Katılımınız için de çok teşekkür ederiz. Şimdilik sizi yayından alıyoruz. Etkinliğimizin son bölümünde panelde yeniden bir arada olacağız sizinle. Tamam. Evet, şimdi sırada Thales Kimlik ve Erişim Yönetimi Sorumlu Direktör Danla Bethlehem Korenel'in sunumu var. Kendisi bizlerle kimlik yönetiminde Zero Trust önemini açıklayarak değerli görüşlerini paylaşacak. Evet, ekranı alalım. Hello Danla, welcome. How are you? Seste bir problem var sanırım. Kontrol edebilir miyiz? Hello. Can you hear me now? Yes. How are you? Excellent. Excellent. Thank you for having me. Thank you. You prepared a talk for us called Looking to the Future with ID-Centric Zero Trust. I am leaving you alone with our guests for now. See you at the end of your presentation. Thank you so much, and thank you all for attending today's session. So I'm going to be presenting a few slides on the concept of zero trust security and how it can help us protect our applications and our data centers. So let's get started. When we think about the security that we've had until now, one moment, I just want to move myself off the screen so I don't get bothered by that. Okay, good. Yeah, so when we think about the security concept that has been very prevalent until now, we think of a parameter security model, whereby we had the on-premises data center, which served as the delivery point for most of the applications that us employees needed to access. Most employees were in the office. Perhaps you had a small group of employees who were working outside of the office and needed to remotely get into the office and remotely access applications. But for the most part, this was a small group of people. And usually when we authenticated to these applications, the authentication took place if we were in the office to our Windows domain, so you used your Windows password. And sometimes if you logged in through a VPN, hopefully that VPN was protected by multi-factor authentication, so users would be using an authentication device or second factor to protect the VPN gateway. What we're seeing today is that this situation is changing very rapidly. And even though I do not understand Turkish, I understood some of the ideas that Ida was presenting previously, where now we have a very different situation.
this architecture of having everything on premises and having all our applications delivered from the corporate data center is changing very rapidly, primarily because of cloud adoption. And the cloud adoption and also the need for people to work from home as a result of COVID-19. So these are two very, very strong trends that are impacting the way people access corporate applications and where those applications are actually delivered from. Let's just take a look to understand what are the limitations of the parameter security model. So first of all, when we talk about digital transformation, we are talking about a model or a concept whereby end users, people like me and you who need to access applications daily, need to access these applications from many different types of devices. You might be using your mobile phone, you might be using a tablet, you might be using a laptop, you might be using a desktop, you might be using a VDI. So there's a multitude of devices which we are all using as endpoints. When we route traffic through the data center, we are creating some overhead, traffic overheads, and a lot of a traffic jam that is going through the data center, especially when all employees are now working from home and have to access the corporate data center, probably via a VPN, in order to then access other applications, including cloud applications. So we can see that if you have a situation whereby I'm going to try and use my pointer here. Beforehand, you had this group of people, just remote users, accessing the VPN in order to access their on-premises apps and perhaps slightly to access a cloud application through the data center. After COVID, now we see is we have this group as well, which is a much larger population. And now this group is also probably being directed through the VPN in order to access also their on-premises applications, but also their cloud applications. So you're having, because all employees now are going through the VPN, this is creating a bottleneck. Hello, can you hear me? Yes, we can right now. No. Okay, excellent. Yeah, and I apologize, my phone call got cut off. So we can carry on. What I was saying is that when all users have to access all applications, including cloud applications, through the VPN, it creates a lot of overhead, and it's very difficult to scale this kind of architecture. It makes much more sense, actually, for users who are accessing Office 365 and other applications to simply access those applications directly and be authenticated through the cloud from a cloud-based access management solution like Vecna Trusted Access. Another thing that organizations really need to take into account is that when we move to cloud, and all of these cloud applications are not being delivered from the data center, there are no extra security measures protecting those cloud applications. The logon screen is available to everybody. And we have seen a great increase in phishing attacks against cloud applications.
So this is why we can also see that 81% of data breaches are actually the result of stolen and compromised credentials, resulting in part from phishing attacks and from malicious actors getting hold of the credentials in order to directly log on to cloud applications. Okay. Then let's move on. Now, since we've been coping or with the challenge of COVID-19 for nearly close to a year, and there's some interesting data associated with how organizations are planning to move forward with their access security needs. According to Gartner, who did the survey in the middle of last year, 74% of companies plan to actually permanently support secure remote access for all of their users. So to have their users permanently work from home post-COVID. And this means that the architecture for securing those employees needs to suit and protect remote access on a much larger scale. What we also see is that 20% of organizations said that they would be reducing IT investment spend on on-premises security and on-premises infrastructure. And this also is an indication that IT leaders, IT CISOs and risk managers understand that it's not simply easy to beef up and to invest and scale with on-premises infrastructure in order to support remote users who are accessing cloud applications. Now let's take a look at how Zero Trust actually fits into a modern authentication and access management architecture and can address some of these needs that we're seeing organizations face because of COVID and because of the transition to cloud. So Zero Trust Security is a security framework that can actually offer a very scalable alternative to perimeter security. With a perimeter security, there is when application delivery moves beyond the perimeter security and into the cloud, we're no longer looking at a situation where there is a defined physical location to protect. That means that the corporate data center is no longer the only thing that needs protecting. Rather, you have multiple cloud applications delivered from multiple data centers all over that also need protecting, especially when your users are accessing those cloud applications from anywhere and on multiple devices. In the Zero Trust model, the identity, protecting the identity, is at the core of an access decision and not the data center. We want to be able to protect the application as close to the user as possible. And that means protecting the application wherever that application is delivered at its access point, because that is the first line of vulnerability when you have users accessing multiple applications, multiple cloud applications from multiple locations. So if we just take a look and understand what Zero Trust is, we'll understand why it is so appropriate for this distributed computing model where there is no one delivery center for the applications that we are accessing today. The concept of Zero Trust actually means that no entity or no person in the network can be trusted. It also means that anybody who is given access at any point to a network component or to an application needs to be continuously verified in order to ascertain that that user is trusted
even after they have been granted access the first time. In this concept, all transactions within the enterprise are actually considered to be untrusted. That is why we term it a zero trust model. And that is why anybody who does any transaction or is trying to access any application needs to be continuously verified at the access point and also once they've already gained access to the network or to that application. So we want to be able to trust who you are when you're accessing an application. We want to be able to understand what resource you're accessing. And we want to be able to continuously verify that the user is trusted as they jump from application to application to application within this distributed cloud environment. For example, if you have a user that is logging on to Office 365, and they then log on to Salesforce.com, and they then log on to Jira, and they then log on to the VPN. According to the Zero Trust model, we want to make sure that at every single access point, that user's identity is verified to make sure that they are the same users, the same trusted user and authorized user that we thought that they were when they first tried to log on to an application. Access management and authentication are critical components of Zero Trust because they allow us to secure a user as close to the application as possible. Also, they allow us to continuously verify the identity of a user even when that user has already been verified for one application. What Safe and Trusted Access allows us to do and to support users who are accessing applications and logging onto cloud applications from multiple locations and on multiple devices is that we're able to actually enforce an access decision dynamically at the access point when that user logs onto an application. So it doesn't matter where that application is delivered. It doesn't matter where the user is located. It doesn't matter what device the user is using. And it doesn't matter which underlying network the user is using in order to access the application. We can ascertain using adaptive and multi-factor authentication the identity of that user and make sure that only that user is allowed and should be given access to a specific application. We can also get additional inputs from external signals, whether it's the location, whether it's some kind of network, additional network network signals. In future, we'll also be able to support fraud detection signals. So Safely Trusted Access really does offer a first line of defense, bringing security as close to the application as possible and allowing us to continuously verify the identity of the user whenever they log into an application, no matter where that application is or no matter where the user is. It also offers a very efficient way of applying and enforcing security for end users because an end user will have the same familiar way of accessing all of their applications and will have a consistent login experience throughout their for all of their applications. Talos has done research and we and this research shows that on average a user has to access close to 30 applications each and every day. So when you're able to provide a user with a similar, with a consistent login experience for all of their applications and apply security consistently,
it means that you're making life for your end users much, much easier, and they will be able to move smoothly and securely between all of their applications. Regarding TELUS's identity and access management portfolio, you know, we've been in this business for nearly 30 years. We have marked leaders in PKI-based authentication. We're considered a leader in access management and adaptive authentication as well. We have more than 25,000 users worldwide in every location of the globe who rely on our authentication and access management solutions to secure access wherever they are, and we saw how vital this was in the past year due to COVID, when we saw a mass move of employees working to work from home. You know, SafeNet solutions were pioneers in cloud-based authentication, so we are very well positioned to help you on your in your cloud transformation journey. And also, in order to meet the concept of zero trust as organizations move beyond perimeter security and look for ways to secure cloud and on-premises applications in a distributed computing environment. Thank you very much, and happy to have any questions if there are. Thank you very much your presentation, Danla. Thank you. Evet efendim, Danla'yı bu detaylı paylaşımlar için çok teşekkür ediyoruz ve kendisini sevgilerimizle uğurluyoruz. Sunumu da ekrandan alalım lütfen. Teşekkür ederiz. Değerli konuklar, panel öncesi son sunum için ekranlarınıza TELUS Sistem Satış Mühendisi Sayın Sercan Koç'u davet ediyorum. Evet, Sercan Bey'i bekliyoruz ekrana. Hoş geldiniz Sercan Bey, nasılsınız? Sesi açabilir miyiz? Seste bir problem var galiba, sesinizi alamadım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. STA ile yeni nesil erişim yönetimi başlıklı içerik hazırladığınız katılımcılarımıza değerli görüşlerinizi paylaşmanız için ben sizleri ekranda yalnız bırakıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Herkese merhabalar öncelikle. Adım Sercan Koç. TELUS Türkiye ve Yunanistan bölgeleri için Presale Engineer pozisyonunda çalışıyorum. Bugün aslında biraz daha önceki sunumlardan da anlayacağım üzere yeni nesil network mimarlık üzerine kimlik güvenliğinin, erişim güvenliğinin nasıl sağlandığı ile alakalı konuşacağız. Bizim bu alanda hizmet veren ürünümüz de SITA, Safenet Fast Access adına verdiğimiz, kısaca SITA dediğimiz ürünümüzden bahsedeceğiz. Ben yine daha önceki sunumlarla alakalı olarak biraz da girişi o şekilde yapmak istedim. Aslında bu perimeter security, yani bizim Türkçe'de de kalendek diye bazen anılan, bu güvenlik modelinin biraz eskide kaldığından bahsetti aslında katılımcılar. Bu doğru bir tespit. Neden? Çünkü önceki dönemlerde baktığımızda geçtiğimiz yıllarda biz multi-factor authentication uygulamaları sırasında da aslında farklı alanlarda bu uygulamaları yaptığımızı görüyoruz. Ne gibi? On-prem'deki uygulamalarımız için özellikle kullanıcıların multi-factor authentication'ı domain seviyesinde uyguladığını, yani kullanıcıların domain üzerinde multi-factor authentication'ı tabi olduğunu gördük. Böylece on-prem'deki uygulamaları ya da datalara erişirken de güvenli şekilde eriştiklerinin, kimliklerinin tespitini doğru şekilde yaptığımızı gördük. Ya da şu an hali hazırda kullandığımız bir metot, en popüler yüz kezlerden bir tanesi de biliyorsunuz VPN yüz kezi. VPN'de amaç on-premise'deki uygulamalara erişen dışarıdan kullanıcıların güvenliğini, kimlik güvenliğini sağlamak. Burada da multi-factor authentication'ı domain seviyesinden alıp VPN seviyesine geçiyoruz biliyorsunuz. Fakat yeni nesil aslında ihtiyaçlar doğrultusunda ve bulut adaptasyonunun diğer sunumlarda gördüğümüz üzere oldukça artmasından dolayı
artık bu model bütün ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılamıyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada bulut uygulamalarına erişmek isteyen, erişme ihtiyacı duyan, şirket kaynaklarını bulutlu konumlandıran kurumlar için kullanıcıların artık lokal eriyede herhangi bir authentication'a gerek kalmadan direkt bu bulut uygulamalarına erişmesini sağlamamız gerekiyor. Multifactor authentication'ı domain seviyesinden çıkarıp VPN seviyesine alsak dahi modern network mimarilerinde biliyorsunuz artık tek bir lokal area network ile değil, bunları kurumlar daha çok trust zone'lara bölerek çalışıyorlar. Burada içerideki bir gateway'den tekrar geçip tekrar bir multifactor authentication yapmak da çok mantıklı durmuyor. O açıdan artık yeni bir çözüm, yeni bir yaklaşım identity güvenliğinde, kimlik güvenliğinde, erişim yönetiminde de farklı bir yere doğru gidiyoruz. Peki hakikaten gerek var mı? Yani bu kadar artacak mı bulutta diye baktığımızda? Özellikle software as a service alanı bulut marketinin en büyük segmenti. Pazar boyutu 2020'de 104.7 milyar dolara ulaştı. Bu inanılmaz bir rakam. Birçok farklı biliyorsunuz ürün, işte G Suite'ler, Dropbox, işte Workday, Salesforce gibi birçok ürün kullanıyoruz ve tabii ki olmazsa olmaz bu pazarın en büyük aslında sahiplerinden bir tanesi olan Office 365 uygulaması. Baktığımızda da Eda Hanım da bahsetmişti, kimlik hırsızlığının bu tarz siber güvenlik ihlal olaylarının %69'unun kaynağı olduğunu bildiğimizden, bir yandan bulutun giderek çok ivmeli bir şekilde arttığımızı gördüğümüzden, bir yandan da halihazırda şu an bir firmanın kullandığı ortalama bulut servisinin sayısının 27 olduğu bir ortamda o açıdan baktığımızda bulut güvenliği oldukça önemli. Buluttaki kaynaklara erişim oldukça güvenli. Çünkü çok kolay hedef alınabiliyorlar. İşte public domain'de olmaları, sadece bir parola ile bütün kurum bilgilerinizin saklandığı bir OneDrive'a örnek veriyorum, bir SharePoint erişmek gibi bir durum söz konusu olduğundan burada güvenliği kesinlikle, kesinlikle erişim güvenliğini bir sonraki seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Hepinizin bildiği kullanıcıların çok kolay bir şekilde hedef alındığı senaryolar var. Phishing bunlardan bir tanesi ki özellikle COVID döneminde bulut uygulamalarında kullanımındaki yüksek bir artış nedeniyle ya da uzaktan erişimlerde aynı şekilde çok yüksek bir artış nedeniyle phishing saldırılarında da özellikle bulut uygulamalarına ve çok spesifik olarak da Office 365 üzerindeki phishing saldırılarının çok ciddi oranlarla arttığını biliyoruz açık raporlardan. Ve burada da kullanıcının aslında bir phishing maili aldığını, daha sonra Office 365 kimlik bilgilerini sahte bir login sayfasına maalesef girerek kaptırdığını ve saldırganların kimlik bilgilerini ele geçirerek artık kullanıcıların maillerine erişim sağladığını ve bununla da kalmayarak o kullanıcı adına diğer şirket çalışanlarında mailler atarak diğer kullanıcıların da kimlik bilgilerini toplamaya çalıştığını birçok senaryoda maalesef daha önce karşımıza çıktığını biliyoruz. O yüzden daha önceki sunumda da bahsedildi. Farklı miktarda, farklı yetkilerde, kullanıcılarda farklı uygulamalar yaşarken çok daha spesifik güvenlik politikaları uygulamak gerekiyor. Yani bütün şirket çalışanlarının tek bir rol olarak düşünmek de doğru değil. Bütün uygulamaları da aynı şekilde aynı seviyede kritik olarak kritiklik seviyesine sahip olduğunu düşünmek doğru bir yaklaşım değil. O yüzden örnek veriyoruz, kurum içerisindeki IT adminlerinin portallere erişim sırasında her seferinde bir smart card kimlik doğrulaması ihtiyacınız olabilir. Fakat aynı anda standart kullanıcılarınız için lokal network'ten Office 365 uygulamalarına ya da buluttaki herhangi bir uygulamasına transparan bir kimlik doğrulaması ile erişmesi, bunun detaylarından biraz daha bahsedeceğiz. Ya da seçim başında bunu bir kere yapması, her denemesinde bir kere yapması gibi farklı politikalar ya da C-level bir kullanıcı için ise dışarıdan bilmeyen bir adam Office 365 kaynaklarına erişmeye çalıştığında şu OTP'yi seçim başına bir kere çalıştırmak gibi birbirinden farklı senaryolara özel, yani context dediğimiz bağlama, bağlam tabanlı, içerik tabanlı bazı politikalar geliştirme kabiliyetimizin olması gerekiyor. STA ile biz ne yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Buraya gelmeden önce bir rapor daha vermek istiyorum. 2019 senesindeki Gartner raporu bu. 2024 senesine geldiğimizde tüm kurum içerisinde kullanmış olacağımız uygulamaların %70'in üzerinde artık multifactor authentication'ı aktif hale getireceğiz. Bu çok ciddi bir rakam.
2024'te de çok düşük kaldı açıkçası. Baktığımız zaman Multi-Factor Authentication'ın ne kadar kullanım alanının genişleyeceğini aslında dramatik bir şekilde gösteriyor bu rapor. Tabii ki kullanımın artması, yaygınlığının artması kurum içerisinde demek yanında sadece güven değil bazı da sorunlar getirebilir. En basitinden kullanım kolaylığı, kullanıcıların adaptasyonu gibi konular. Bu açıdan da baktığınızda hem kullanıcıları yormayacak, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak hem de aynı zamanda güvenliği aynı oranda artıracak bir çözüme yönelmemiz gerekiyor. Kartmada raporunda işte bu alanlarda test for authentication, adaptive yani condition based, olay tabanlı erişim yönetimi ve FIDO gibi birçok farklı metodun desteklenmesi gerektiğini gerekiyor. FIDO'da yeni nesil bir yine biliyorsunuz token tipi belki kullananlarınız vardır. Bunların da yine üreticilerinden bir tanesiyiz aynı zamanda. Safe Trust Access ile aslında yaptığımız bir orkestrasyon. Yani hem politika yönetimini hem şirket içerisindeki erişimlerdeki risk değerlendirmesini hem de lokasyon bazlı geofencing operasyonlarını yaptığımız oturumları, session'ları yönettiğimiz bir çözümden bahsediyoruz. Günün sonunda amacımız ihlalleri tabii ki credential hırsızlığının önüne geçerek engellemek, güvenli bir bulut dönüşümü sağlamamıza yardımcı olmak ve tabii ki de tabi olduğunuz regülasyonlara uyumluluk anlamında işlerinizi kolaylaştırmak. Burada çok geniş bir use case desteğimiz var baktığınızda. Bu zamana kadar halihazırda kullandığımız çok da geniş use case'ler olan sürekli karşımıza çıkan işte VPN use case bunlardan bir tanesi. VPN hala yaygın kullanılan bir metot. Burada da birçok firewall üreticisi ya da VPN ürünlerinin üreticilerini destekliyoruz VPN gateway'leri. Bu tek senaryomuz değil tabii ki aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi SaaS ve bulut üzerindeki uygulamaların desteklenmesi, Multi-Factor Authentication boyutunda dahil edilebilmesi, entegre edebilmesi önemli bir konu. Burada da birazdan yine anlatacağız. Yüzün üzerinde bulut uygulamasını destekliyoruz. Lokal ağda yine hala domain seviyesinde bazı ortamlarda Multi-Factor Authentication'ı aktif etmemiz gerekebilir. Bu önemli, hala sıkça kullanılan bir metot. İşte lokal Windows'ların oturum açıldığı sırada ya da hassas bir sunucuya, hassas bir terminal server'a erişim sırasında Multi-Factor Authentication'ı aktif ettirebiliyoruz. Aynı şekilde Windows ya da Linux cihazlarda bunu düşünebilirsiniz. SSH session'larınızda da. Ve tabii ki de sanal ortamlar, VDI ortamları. Bu da yine artan bir sıcak konulardan bir tanesi. Sanal ortamlarda da, VDI ortamlarında da bu Multi-Factor Authentication'ı kullanabiliyoruz. Hatta ve hatta legacy dediğimiz eski web portallarında kendi içerinizde konumlandırdığınız IIS tabanlı web portallarınız varsa buralarda da Multi-Factor Authentication'ı kullanabiliyorsunuz. Kullandığımız bulut ve web tabanlı uygulamaları desteklemesi yine önemli bir nokta bu ürünlerin. Biz burada 100'den fazla uygulamayı destekliyoruz. Hem on-prem hem SaaS hem de bulut tabanlı birçok farklı çözümü güvenlik çözümünü, işte CRM çözümlerini ya da birçok farklı tool'u hali hazırda destekliyoruz. Burada oyunu değiştiren tabii ki SAML 2.0 protokolü baktığımızda neden? Çünkü klasikte biz Radius gibi şeylerle, protokollerle hala çalışmaya devam ediyoruz. Fakat SAML ile XML tabanlı bir entegrasyon sayesinde çok daha detaylı politikalar yaratabildiğimiz ve aynı zamanda single sign-on kabiliyetlerini aktive edebildiğimiz entegrasyonlarla kullanıcılarımızın, müşterilerimizin sistemlerini bu ortama dahil etmesini sağlıyoruz. Burada senaryo tabanlı politika riskini yönetmek önemli dedik. Gartner'da bunu adresliyor. O yüzden her bir uygulama bazında düşünün ki ya da her bir kullanıcı veya grup bazında farklı erişim politikaları yaratabiliyor oluyorsunuz. Baktığımızda politikaları senaryo tabanlı olarak belirledik. Aynı zamanda tabii ki regülasyon anlamında uyumluluk tarafında da bir odağımız var. Bunu da politikaları yaratırken bağlam boyutunda, konteks boyutunda ya da risk tabanlı olarak yapabiliyoruz. Birbirinden tamamen farklı, istediğimiz sırada farklı kimlik doğrulama politikası yaratabiliyoruz. Yarattıktan sonra politikalarımızı uyguluyoruz. Mesela burada görmüş olduğunuz üzere ben şöyle hemen şeyimi açayım. Mesela C-Suite'de çalışan kullanıcılar için her seferinde parolayı sor, her erişim anında ya da
OTP'yiz her erişim anında iste ve bunu isterken de hangi uygulamalar için? İşte Zendesk, Google, G-Suite ve Salesforce için böyle bir politika yarat diyebiliyorsunuz. Günün sonunda kullanıcıların bu politikaları takılan erişim loglarını aynı portal üzerinden gözlemleyebiliyorsunuz. Riski gözlemliyorsunuz ve bir ihtiyaç varsa ihtiyaç dahilinde politikalarınızı tabii ki uyarlayıp değiştirebiliyorsunuz. Burada condition'dan kastımız yani olay tabanlı diyebileceğimiz durumda adaptive ve contextual bazı parametreler var. Bu parametreler işte A gibi yani IP adresi aralıkları bazında whitelist'ler bile yaratabilirsiniz. İşletim sistemi bazında veya işletim sisteminin kullanılan versiyonu bazında erişim politikalarını belirlemenize olanak sağlayabiliriz. Örneğin desteklenmeyen bir işletim sisteminden gelen erişimleri ben Mac kullanmıyorum. Şirketim içerisinde eğer bir Mac tabanlı bir cihazdan bu istek geliyorsa bu erişimi direkt engelli dahi diyebilirsiniz. Kullanıcı cihazı bazında yine bir condition yaratabilirsiniz. Politikanın davranışını cihazın kullanıcı için bilinir olup olmadığına bakarak uyarlamak. Yani kullanıcının bir cihazı var. Bu kullanıcı bu cihazı bilinen cihaz olarak tanıtmış. Neden? Çünkü daha önce bu cihazını authentication'larında kullanmış. Bu sayede SATA'da bunu anlayarak size bilinen bir cihazdan erişimin geldiğini, bilinmeyen cihazdan gelirse kabul edilmemesi gibi bazı detaylı politikalar yaratabilirsiniz. Yine lokasyon, bu bir bulut servisi, bir bulut hizmeti olduğu için tabii ki ve gelecek erişim taleplerinin de geldiği IP'yi de algılayarak, hangi ülkeden geldiğini algılayarak whitelist veya blacklist'ler yaratabiliyorsunuz. Ülke değiştirme gibi bazı durumlarda bir yönetici, bir çalışan ülke değiştirebilir, seyahate gidebilir. Bu gibi durumlarda da kullanıcının son oturumundan sonra başka bir ülkeye gittiyse hemen politikasını ona göre dinamik olarak değiştir, ona göre uyarla diyebiliyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda SafeNet Trust Access aslında yine önemli bir nokta. Evrensel olarak birçok kimlik doğrulama metodunu destekliyor. Burada parola, Kerberos, OTP, push, donanım cihazlar, Google Authenticator, SES ya da pattern gibi birçok farklı token tipini destekliyor ve burada Gartner'ın önemli bir noktası ürün seçerken biz de Gartner'ın size raporlarını iletmiş olduğu desteklenmesi gereken bütün aslında şeyleri destekliyoruz. Burada bizim PKI geçmişimiz de önemli. Çünkü smart card ve tabii ki smart card'a ek olarak tokenlarımız, hard tokenlarımız da yine PKI alanında lider olduğumuz için dünyada kendi tokenlarımızı kullanıyoruz. Passwordless authentication önemli bir konu. Dediğimiz gibi uygulama sayısı arttıkça kullanım da artacak önümüzdeki dönemlerde. Fakat kullanıcı deneyimi çok önemli. Passwordless authentication'dan kastımız tek tabanlı paroları devre dışı bırakarak daha az karmaşa ve daha çok güvenlik sağlayabilmek. Ama yine belirtiyorum doğru uygulama için doğru seviyede güvenliği sağlamalıyız. Push OTP'yi destekliyoruz. Biliyorsunuz telefonunuza gelen bir push notification'ı kabul ederek ve burada bir de isterseniz bir biyometrik doğrulama ekstradan koyarak Face ID ya da parmak izi gibi bir doğrulamayla bir malware authentication yaptırabilirsiniz. Yine Windows entegre kimlik doğrulamalar, Kerberos sistemini kullanarak cihazın bağlanmış olduğu cihazdan gelen doğrulamayı, kimlik doğrulamayı yine bir sonraki session'lara aktararak aslında kullanıcıların kimlik doğrulamasını Windows domain serisinde yaptıktan sonra tekrar yapmasına isterseniz gerek kalmaz. PKI tarafında dediğimiz gibi liderlerden biriz. Bu açıdan baktığınızda da PKI tarafında bulut uygulamalarına kadar yani bir Amazon Web Service'e bağlanırken cihazınızda kullandığınız bir hard token'daki sertifikayı dahi kullanarak bağlantı yapabilirsiniz. Bunlar bizim site olarak sağladığımız önemli noktalar. Pattern based bir yine authentication token desteğimiz var. Smart Single Sign-On tarafında mevcut kimliğimizi kullanarak bütün uygulamalara erişmek. Yani burada erişim güvenliğini sağlarken kullanıcı yormamak için ofisteyken tek bir tıkla kullanıcı bir bağlantı yaptığı anda bir uygulamaya diğer uygulamalarda tekrar aslında kimlik doğrulaması yapmamasını sağlamak. Bunu yaparken bir portalimiz var kullanıcılar için. Kullanıcıya atanmış olan bu portallerdeki uygulamada herhangi bir uygulamaya tıkladığında zaten bir kere bir malware authentication yaptığı sürece diğer uygulamalara bağlandığında bu portal üzerinden tekrar kimlik doğrulama yapmasına gerek kalmıyor. Single sign-on burada da kullanıcıların hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Token aktivasyonumuz
Aynı zamanda çok kolay. Yani kullanıcıların token aktivasyonunu aktif aktif üzerinden yapabiliyorsunuz. Kullanıcılara mailler gidiyor. Bu giden mailler içerisinde kullanıcı gelen kendine token'ı kendi kendine IT ekiplerini yormadan aktive edebiliyor. Ve tamamen özelleştirilebilir SaaS servis dediğimiz portallerimiz var. Bu portalleri az önce görmüş olduğunuz gibi portalleri kendinize göre kendi logolarınızla özelleştirebiliyorsunuz. Raporlama tarafında da birçok farklı, 40'dan fazla hazır raporumuz var. Dediğim gibi bütün bu log erişimlerini merkezi olarak loglayabilir. Gerekirse dışarıya bir CRM ile export edilerek entegre edebilirsiniz. Bütün başarılı başarısız erişim teşebbüsleri, kullanıcı detayları ve SAP durumu ve audit loglarını merkezi olarak saklayabilir ve dışarıdaki bir ürünle, CRM ürünüyle entegre edebilirsiniz. Bu raporları da isterseniz kendi arayüzümüzden dijital haline, takma haline getirerek kendinize otomatik olarak belli aralıklarla aktarabilirsiniz. Multi-tier yapımız yine önemli nokta, biraz hızlanmam gerekiyor. Sürem doldu sanıyorum. Multi-tier tarafında da önemli bir konu, büyük firmalar için özellikle birden fazla tenant yaratarak tamamen birbirinden izole yönetimler sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak baktığımızda son slide'ım, rekabet nasıl öne çıkıyoruz? Kolay bir kurulum öncelikle. Canlıya çok hızlı bir şekilde alabiliyoruz sistemi. Tamamen otomatize bir sistem. Tokenların atanması, kullanıcıların kendi kendine aktivasyonu, politikaların yaratılması vesaire. Çok kolay politikalar yaratmak. Bu açıdan aslında bizi öne çıkaran noktalardan bir tanesi. Daha iyi bir risk yönetimi sağlıyor. Çünkü en geniş multi-factor authentication token desteğimiz var. Bulut tabanlı çalışıyoruz ve conditional access bahsettiğimiz metotları destekliyoruz. Ve TCO anlamında da baktığınızda, fiyat anlamında da çok iyi. Çünkü rekabetçi fiyatlara sahibiz. Tek bir lisansımız var. Ekstra maliyet, gizli maliyet olması söz konusu değil. Birden fazla token lisanslarınıza dahil. Ve amacımız dediğimiz gibi ihlalleri engellemek, güvenlik bulut dönüşümünü sağlamak ve uyumluluğu sizler için regülasyon anlamında kolaylaştırmak. Ben teşekkür ediyorum. Biraz vaktim açtım sanırım, kusura bakmayın. Herkese çok teşekkürler. Sercan Bey, biz çok teşekkür ederiz bu kıymetli bilgiler için. Katılımınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ederim. Sercan Bey'i şimdilik yayından alıyoruz. Az sonra başlayacak olan panelde kendisine yeniden beraber olacağız. Evet kıymetli misafirlerimiz, şimdi sırada içeriği oldukça zengin, güzel bir panelimiz var. Panel yöneticimizi davet etmeden hemen önce bir bildirim iletmek isterim sizlere. Sistem panelinde göreceğiniz Handout sekmesinden Thales'in dokümanına erişebilirsiniz. İsterseniz oradan indirebilirsiniz. Şimdi panel için BT Haber Gazetesi editörü sevgili Handan Aybars'ı yayına alalım. Biraz önce almıştık aslında, geri almasaydık. Hoş geldiniz Handan Hanım, nasılsınız? İyi valla, çok teşekkürler ve özellikle Sercan Bey'in sunumunda öğrendiklerim itibariyle güvenliğin nasıl bir gelişim sergilediğini ve şirketlerin sadece security ya da sadece IT departmanı olarak değil, bir bütün olarak güvenliğe nasıl bakması gerektiğini bir kez daha gördüm. Aynen öyle. Ya bunlar daha başlangıç. O zaman ben sizi planladığınız güzel panel ile baş başa bırakayım. Çok teşekkürler. Çok sözü uzatmadan size devrediyorum. Ekrandan çekiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar merhabalar herkese. Çok enteresan güvenlik risklerinin nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü, nasıl çeşitlendiğini görmek adına, doğru koruma adımlarını atabilmek adına. %100 güvenlik herhalde hiç kimsenin iddiası olamaz. Fakat 99 olsun, bizim olsun ve bunun için yapılması gereken çok farklı çalışmalar, çok enteresan mimariler söz konusu. Thales'in yaklaşık şu bir saattir anlattıkları itibariyle olayın çok daha farklı bir noktaya gittiğini görmek hepimize mümkün oluyor. Bundan herhalde 15-20 sene önce tek bir uygulamayı yükleyip onun yılda bir kere update'ini beklerken şu an aslında çok daha farklı bir işleyişe alışmamız gerekiyor ve belirttiğim gibi sadece IT ya da güvenlik birimi olarak değil, şirket çalışanlar bütünü olarak. Ben bu noktada konuklarımızı panel çağırmak istiyorum. Açılışı da yapan ismimiz Thales Bölge Satış Yöneticisi Eda Hanım, Eda Ernes. Merhaba. Merhabalar Eda Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Az evvel sunumuyla benim güvenlik konusunda seviyeli parona yama katkılar sağlayan Thales Sistem Satış Mühendisi Sercan Bey, Sercan Koç. Merhabalar. Merhabalar Sercan Bey, tekrar hoş geldiniz. Ve bu konuda çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yürüten, güvenlik konusunda önemli çalışmaları hayata geçiren Kaptan Şirketler Grubu Bilgi İşlem Müdürü Sezgin Çevik. Herkese merhabalar. Merhabalar Sezgin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Ben gündemimiz yoğun olduğu için ben hemen sorularıma başlamak istiyorum. Öncelikle Eda Hanım, hep çözümlerden, yaptığınız uygulamalardan, politikaları nasıl yapılması gerektiğinden dem vurduk. Temelde erişim yönetimi bir nedir? Bu konuda pandemi süreci her ölçekte şirket ve sektör için nasıl bir farkındalık yarattı? Nasıl görüyorsunuz? Şöyle, erişim yönetimi nedir diye sordunuz. Erişim yönetimi en basit anlamında, şirketlerin datalarına erişmek isteyen iç kullanıcıların ya da dış kullanıcıların güvenli şekilde erişimini sağlanması demek. Bunlar da yeni nesil teknolojilerde farklı politikalar atanarak sağlanabiliyor. Özetle bunu söyleyebiliriz. Pandemi süreci nasıl etkiledi? Gerçekten her ölçekte şirketin daha farklı bir çalışma düzenine geçmesini sebep oldu diyebiliriz. Eskiden VPN yapmayan müşterilerimiz artık VPN yapıp üzerinde de klasik bir two-factor authentication ya da multi-factor authentication kullanmaya başladılar. Ya da büyük ölçekteki firmalar zaten kullanıyorlardı ama bunu bir adım öteye götürüp yeni nesil erişim yönetimine geçmeye başladılar. Çünkü ihtiyaç çok fazlalaştı. Artık kontrol atıyorum sadece belli firmanın 50 kişisini yönetirken o sayılar 500'lere 1000'lere çıktı. Bunun da yönetiminin kolaylaşması gerekiyordu. Bizi bu şekilde etkiledi, olumlu anlamda etkiledi diyebilirim üretici anlamında, üretici tarafında. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sercan Bey, bu noktada demin sunumunuzda da bahsettiniz ve fakat Thales Digital Identity and Security, DIS departmanı. Erişim yönetiminde ne gibi özelliklere sahip ve bu yapı gelişen risk dünyası nasıl bir fark yaratıyor? Çünkü pandemiden dem vurduk fakat kötü adamlar pandemi vesaireyi dinlemediler. Saldırılar hiç olmadığı kadar arttı. Çünkü home office çalışmalar, hibrit çalışmalar ön plana çıktı. Bu konuda yeterli güvenlik önlemi almayan ya da riskleri doğru bir şekilde göremeyen şirketler küresel bazda belli sıkıntılarla maalesef karşılaştılar. Tüm bunların karşısında DIS nasıl bir özelliğe sahip? Erişim yönetiminde ne gibi özellikler ve farklılıklar sunuyor? Standart bir network security'den farklı olarak. Şimdi tabii Digital Identity and Security aslında baktığımızda Thales'in büyük bir departmanı. Bunun altında birçok alt segmentten oluşuyor baktığımızda bu departman. Bizim aslında bu ürünlerimiz, yani bugün bahsettiğimiz çözümünün olduğu departmanımız Cloud Protection and Licensing adı altında geçen bu departmanlardan yalnızca bir tanesi. Fakat DS altında bulunan ve erişim kimlik güvenliği tarafında hizmet sağlayan departmanlar açıkçası bu dönemde dünyada çalıştıkları alanda çok büyük bir pazar payına sahip zaten hali hazırda. Aynı zamanda bu alandaki trendleri belirleyen departmanlar bunlar. Örneğin Eda da bahsetti daha öncesinde bankacılık ve telko tarafında hizmet veren ekiplerimiz özellikle simler, kartlar üzerinde çip üretimini yapan ve aynı zamanda e-sim ve otomotiv sektöründe de globalde ve Türkiye'de öncü projeler yapan aslında ekipler. Bizim bulunduğumuz departmanda ise daha spesifik olarak erişim yönetimi tarafında ürünlerimiz bulunuyor. Bugün de bahsettiğimiz SATA çözümü gibi. Burada özellikle Identity Access Management ve PKI tarafında çok büyük bir oyuncu Thales. PKI tarafında da dünyada bu işin en büyük oyuncusu diyebilirim. Yani PKI hizmeti sağlayan dünya çapındaki firmalara zaten arka tarafta bu altyapıları sağlayan üreticinin kendisi Thales. Mesela Avrupa'da belki duymuş olanlar olabilir. Key Factors ya da Fujitsu gibi bu alanda hizmet veren ya da farklı CA'ler, Certificate Authority dediğimiz Türkiye'de de globalde birçok kurumun altyapısında bu Thales ürünleri kullanıyorlar.
Sadece onlar değil, PKI altyapısında aynı zamanda token ve smart card tedariğine ek olarak yine PKI altyapısında güvenlik kontrolünün kökü olan HSM cihazlarımız mevcut bu ürün ailemizde. Dünyada bu alanda da zaten pazar lideriyiz, Thales. Hem general purpose dediğimiz hem de payment alanında bu ürünlerimiz mevcut. PKI altyapılarını aslında HSM'ler ile korumak isteyen kurumlara da bulut hizmeti veren bazı firmalar var biliyorsunuz dünyada. Azure gibi, IBM gibi, Amazon Web Services gibi. Evet, dev cloud servis sağlayıcıları, bulut servis sağlayıcıları. Thales bunların da arka tarafta verdiği HSM hizmetlerinde aslında bizim HSM'lerimizi kullanıyorlar. Aslında Amazon son bir iki yıldır kullanmıyor, kendi HSM'lerini üretti ama yıllardır bizim HSM'lerimize hizmet verdi. Azure, IBM hala aynı şekilde devam ediyor. Bu yüzden baktığımda şunu söyleyebilirim. Yani ilintili bu ürün ve hizmetlerin sağlanması ile riskleri elimine edecek aslında çözümler sağlayarak bir fark yaratıyor diyebilirim Thales bu alanda. Türkiye'de de dünyada da birçok kurumun hatta CA'in PKI altyapılarında hem token hem smart card hem de chip hatta HSM tarafında da bizim ürünlerimizi konumlandırıyorlar. Bu açıdan DIS baktığımızda temel olarak komple dünyada bu alanda bu şekilde bir fark yaratıyor diyebilirim. Çok farklı güvenlik şirketleri, çok farklı bilişim şirketleri ve bunun dışında reel sektörde olsun, finans ve telko gibi kritik regülasyonlara bağlı sektörlerde olsun, tüm bunlarda Thales bizzat konumlanıyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Çok teşekkür ederim Sercan Bey, çok sağ olun. Şimdi Sezgin Bey'e gelmek istiyorum. Sezgin Bey, Kaptan Şirketler Grubu Bilgi İşlem Müdürüsünüz ve Kaptan Grup olarak demir çelik, lojistik, denizcilik, tersane, enerji gibi kapsamlı, büyük başlıklarda faaliyet gösteriyorsunuz. Bu kapsam ve devamlılığı önem taşıyan portföyde bilişim altyapınız ve erişim yönetimin mimarisinde öncelikleriniz neler? Neleri kritik olarak değerlendiriyorsunuz ve hangi başlıklarda erişim yönetimi söz konusu olduğunda yatırımlarda öncelik veriyorsunuz? Tekrar herkese merhabalar. Şimdi Handan Hanım, biz zaten ekibimizden birlikte uzun yıllardır felaket yönetimi, güvenlik tarafında sürekli geliştirmeler ve güncellemeler içerisindeyiz. Biliyorsunuz çok büyük kurum gibi bizler de zero day ataklara maruz kalmamak, altyapı ve donanım tabanları sorunları en aza indirmek için katı kurallar uygulayıp sistemimizi sıkıca takip etmeye çalışıyoruz. Kurumlarımız ve sektörlerimiz yüzünden tabi olduğumuz sertifikalar, kalite belgeleri var. Bunlardan birisi birçok kurumda olduğu gibi ISO 27001. Burada da bilgi güvenliğinin yönetilmesi çok önemli, farkındalık çok önemli. Biz de yani tabiri caizse ekip arkadaşlarımızla bu konunun hayatta kalması, faal kalması için sürekli teyakkuzdayız. Şimdi felaket yönetiminden konuyu açtım. Şöyle, felaket yönetiminde felaket yönetiminden kastımız felaket olduğu andan ne yapmaktan ziyade felaketi nasıl önleyeceğimizi aslında ilk başta planlamaya çalışıyoruz. Ve Gartner'ın raporu, gerek Gartner'ın raporlarına gerekse diğer sektörde yaşanan olaylara baktığımızda birçok kötü niyetli saldırının ne yazık ki çalınmış şifrelerden gerçekleştirildiğini, güvenliğin bir şekilde egale edildiği anda çalınmış kullanıcı şifrelerinin ne kadar büyük probleme dönüştüğünü hepimiz görüyoruz. Biz, şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Eda Hanım ve Sercan Bey de hemfikir olacaklardır. Belirttiğiniz araştırma şirketlerinin araştırmalarında görülen bir acı gerçek var. Şifrelerde hala 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da yukarıdan küverti ya da ismin ilk harfi vesaire, doğum tarihi gibi. Yani aslında kurumsal olarak siz nasıl bir güçlü kalkan kurarsanız kurun, konuştuğumuz gibi aslında bu konuda bir bireysel farkındalığın gelişmesi ve her sektörde gelişmesi önem taşıyor. Sadece finans ya da telko nezdinde değil. Aynen öyle. Şimdi hemen oradan da konuyla ilgili biz neler yapıyoruz aktarayım Handan Hanım. Bizim kurum içinde bir şifre politikamız var. Zaten ISO 27001 bunu getiriyor. Bunu aslında ön plana çıkarıyor. Şifrelerin belirli süreleri var, lifetime'ları var. Biz bunlara hep dikkat ediyoruz.
kullanıcılar bilgisayarlarına oturum açarken daha logon ekranında bilgi güvenliği ve şifre konusunda bilgilendiriliyorlar. Şirket intranet sayfasının ilk açılış banner'ı yine bilgi güvenliğiyle ilgili. Düzenli olarak şirketin mail dağıtım grubundan bilgi güvenliği ve şifrelerle ilgili kullanıcılarımıza biz bildirimler gönderiyoruz. Yani şifrelerinin neden çok önemli olduğunu, neden kimseyle paylaşmamaları gerektiğini, neden dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Hatta bireysel olarak da şunu uyarıyoruz. Mesela işte şirket mailiyle bir yere üye olacaksanız lütfen aynı şifreyi kullanmayın gibi. Ama günün sonunda bazı kullanıcılardan şunu yaşıyoruz. Ne kadar kompleks şifre öneriniz olursa olsun, ya ben buraya ne koyacağım ki şifre gibi bir öneri istediğinde örnek söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki işte atıyorum M'si büyük masa 1-2-3-4, masa 2020 koyun. Bir bakıyorsunuz adam onu şifre olarak kullanmış. Yani örnek verdiği şeyi şifreye dönüştürüyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı da var Sezgin Bey. Aile bireyleri doğum tarihiyle ilerleyenler var. Aile bireyleri artık kendikten sonra bütün herkesin doğum tarihini yerleştirdikten sonra sistem zaten o şifreyi kabul etmemeye başlıyor. Ya da çok komplike bir şifre hazırlayıp bunu post-it'le masa üstüne koyabilenler var. Acı gerçekler. Excel'de tutanlar. Biz benzer sistemler kullanıyoruz, evet. Kullanıyoruz. O yüzden belirttiğiniz gibi şirket bütününde bu farkındalığı yaratmak herhalde şart. Tabii yani bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin esasında temelinde olan şey önce farkındalık yaratmak, farkındalığı maksimum seviyeye çıkartmak. Yoksa ne kadar eğitim verirseniz verin, ne kadar güvenlik uygularsanız uygulayın, bir yere gelemiyorsunuz. Yani konu böyle olunca bizde en iyi güvenliğin anahtarın ikiye bölünmesi olduğunu düşündük. Hatta sürekli güncellenen bir anahtar teslim ettiğini söyledik. Çalışanlarımız şu an kurum içinde ve kurum dışında sistemlere erişirken TES'in site ürününü kullanıyorlar. Güzel bir proje. Biz pandemiden önce başladık. Eda Hanım biliyor. Pandemiden önce başladık. Denk geldi diyelim. İyi de oldu. Hem kesinlikle. O 65 geçişimiz hem de site anlaşmamız aslında Aralık 2019'du. Üstüne pandemi de başlayınca uzaktan çalışmanın önemi artınca çok daha fazla değer katmış oldu bu ürün sistemlerimize. Hem VPN erişimlerinde hem de şu an Office 365 portal erişimlerinde tamamen site üstünden iletişim kuruluyor. Sercan Bey'in biraz önce bahsettiği belki teknik durumu merak eden kişiler vardır. Sercan Bey'in biraz önce bahsettiği gibi tabii ki bütün kullanıcılar ofis bilgisayarının başına oturduğunda ofisteyken de her seferinde push OTP yaptırmıyoruz. Cihaz bir kere güvenli cihazlar listesine girdikten sonra ofiste ofisin IP'sinden geliyorsa yeniden OTP'ye gerek görmüyoruz. Ama işte telefonundan olsun, dışarıdan bir bilgisayardan olsun erişim sağlamak isterse kesinlikle ikinci faktör doğrulamasını istiyoruz. İki farklı. Bu durumda aslında siz kötü adamların pandemide hiç durmadığından ben vurduk. Siz Thales'le hayata geçirdiğiniz yatırımla aslında proaktif bir felaket kurtarma stratejisi izlemiş oldunuz. Yanlış tabir etmiyorum değil mi? Yok, aynen öyle. Dediğim gibi yani felaketten korunmak felaketi önlemekle başlıyor. Tabii ki donanım vesaire tarafında birçok altyapı ve önlemimiz var. İşte ISP yedekliklerinden tutun cihaz yedekliklerine, işte sanallaştırmada kullandığımız replikasyonlara vesaire kadar. Ama günün sonunda en önemli korumamız gereken şey veri. Veriyi korumak için de şifreleri korumamız lazım. Felaketi önlemenin en iyi yolu bu. Şimdi hani etkinliğimiz aslında kimlik yönetimiyle ilgili ama biz Thales grubuyla şifreleme tarafında da çalışıyoruz. Hem veri tabanı seviyesinde hem de file serverler seviyesinde şifreleme ürünleri kullanıyoruz. Yani şöyle bir mimari üstündeyiz. Bilgi işlem çalışanları dahil dosya erişimlerinde kullanıcıların dokümanlarının içeriğine erişemiyorlar. Yedekleyebiliyoruz, kopyalayabiliyoruz ama içeriklerine ulaşamıyoruz. Ulaşamıyorlar. Erişimde yetkilendirmeler burada ön planda yani. Evet, aynen öyle. Ve bu da aslında güvenliğin belki de veri merkeze aldığınız en önemli boyutu oluyor, en önemli açısı oluyor. Bu konu eklediğiniz detay için de ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Eda Hanım, size yöneltmek istiyorum.
kapsamlı bir güvenlik gerekliliklerinden dem vuruyoruz. Pandemiyle değişen bir hibrit iş hayatı modelinden bahsediyoruz. Kamunun ve özel sektörün bu yeni risk dünyasında ve bunun için alınması gereken önlemler konusunda bakış açılarını, yatırım politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Artılar, eksiler neler? Hangi başlıklarda sizce biraz daha farkındalık olsa daha iyi olur? Hangi başlıklarda? Öncelikle geçmiş yıllara göre cloud uygulamaların daha çok artmış kullanılmasına, artmış olmasına rağmen hala burada bir eksik olduğunu görüyoruz. O tarafta daha fazla yatırım olması, daha fazla güven olması gerekiyor bence. Bizce şirket olarak bunu düşünüyoruz Türkiye için. Kamu ya da özel sektör diye ayırmak gerekirse bazı regülasyonları bizim açımızdan negatif değerlendirebiliriz. Çünkü bankacılık sektörü mesela cloud uygulamaları kullanmıyor. Ve bu kapsamda biz de bazı ürünlerimizle müşterilerimize destek olamıyoruz gibi. Cloud'da kullanmaları gereken bazı yapılar oluyor. Cloud'da uygun olmuyor. Kullanamıyorlar. Ya da işte kamu hala aslında cloud'a yakın değil. Daha hani Türkiye'de olsun datalarımız istiyor. Bunları söyleyebilirim genel olarak. Anlıyorum, anlıyorum. Bu arada katılımcılarımıza sorularınızı da lütfen platformumuzda questions bölümünden iletin. Sercan Bey, bu sorumu size yöneltmek istiyorum. Pandemi döneminde artan bulut kullanımı söz konusu oldu. Bu noktada cloud protection and licensing çözümlere yönelik ilgi ne seviyede? Ve siz Thales olarak bu konuda farkındalığı geliştirmek için ne gibi adımlar atıyorsunuz? Çünkü birçok insan gerçekten COBI ölçeği özellikle anladığımız kadarıyla, dönüşüm dolayısıyla verilere erişme zorunluluğu vardı. Fakat şu son bir senede herkes 3 aşağı 5 yukarı verisinden, iş sürecinden bir miktar uzakta kalmak durumunda kaldı. Bu her ölçekli şirkette ama özellikle COBİ'lerde bulut ilgisini beraberinde getirdi. Ama seçimlerini nasıl yapıyorlar ve cloud protection and licensing burada nasıl bir konuma sahip, nasıl bir çözüm? Aslında şöyle, tabii yani IT alanında birçok sektörde olduğu gibi bizim tarafımıza ciddi bir yorum getirdiğini söyleyebiliriz. Bahsettiğiniz gibi bulut dönüşümü bir yandan, dijital transformasyon bir yandan, bunlara ek olarak bir de maalesef tabii ki COVID pandemi salgınıyla beraber çok daha hızlı bir şekilde aslında imelenerek devam etti yatırımlar. Şifreleme ve veri koruması tarafındaki ürünlerimizde de ciddi bir talep artışı oldu. Az önce de bahsettik. Yani orada da artış oldu tabii ki, fakat özellikle Identity Access Management, yani SITA çözümü ve PKI çözümlerimizin tarafında oldukça yüksek bir talep oldu. Çok yüksek bir taleple karşılaştık. Çünkü bu divisionlar ayrılmadan önce de aslında organizasyon yapımız değişim sürecindeyken Eda ile aramızda nasıl olur diye konuşuyorduk. Yani biz çünkü daha önceden bu iki division'ı bir aradaydı. Fakat şimdi kimlik doğrulama, erişim yönetimi tarafı tamamen ayrı bir division olarak ve Eda'nın şeyinde, yöneticiliğinde devam ediyor. Ne kadar artabilir pazar vesaire diye konuşmalarımızda ben hep çok olumlu yaklaşıyordum, fakat COVID aklıma gelen bir parametre değildi açıkçası. Aklımın ucundan geçti tabii ki. Fakat beklentimin de üzerinde bir artış oldu. Burada da hani öngörüm biraz fazlasıyla tuttu. Fakat şaka bir yana, tabii ki kurumlara ilk ve en büyük etkisi uzaktan çalışma metoduna geçiş oldu tabii ki. Konuyu ilgilendiren teknolojiler işte webinar programları, kullandığımız programlar gibi uzak erişim tool'ları, Node Balancer'lar, VPN ürünleri gibi birçok teknolojide nasıl bir talep artışı olduysa bu erişim güvenliği için de tabii ki oldukça yüksek bir taleple karşılaştık. Bizler de hem kanal yapımızla, hem birebir görüşmelerimizde, hem de işte bu tarz güzel organizasyonlarda fırsat buldukça bu erişim güvenliğinin de en az erişimin kendisi kadar önemli olduğunu ve bu etkilerin kalıcı olacağını öngördüğümüzü söylüyoruz. Burası da önemli. Çünkü NIST gibi kurumlarda, raporlarda tüm bu uzaktan çalışan veya mobil çalışan kurumların network güvenliğindeki yeni yaklaşımlarında işte SASİ'ler gibi, KESB'ler gibi ya da Software Defined Network'ler, Zero Trust mimarisi gibi identity'nin en can alıcı nokta olarak konumlandığını belirtiyor bütün bu kurumlar.
sadece bu alanda değil, bahsettiğimiz gibi biz yine farklı data protection alanlarında da çalıştığımız için, mesela ödeme sistemleri, bakın COVID birçok alanı etkiledi diyoruz. Ödeme sistemleri tarafında da mesela bankalarla çalışıyoruz. Burada çok ciddi yatırımlar görüyoruz. Temaslı ödeme alanında özellikle yatırımlar çok kalıcı ve etkileyici olacak. Temaslı kartlarda önümüzdeki dönemde gelecek olan mesela biyometrik faktörler, giyilebilir ödeme sistemleri, giyilebilir ödeme araçları veya mobile post dediğimiz alanlarda ciddi yatırımlar görüyoruz. Bizler de bu değişimi gördüğümüz gibi müşterilerimize aktarmaya ve geleceğe hazırlanmalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğru, haklısınız aslında. Pandemi dönemi mesela bir süpermarket alışverişine vesaire de temassız ödemenin ne kadar önemli ve bireysel hayatta ne kadar aslında belirttiğiniz üzere patlama noktasına gelmiş bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Keşke bir felaketle olmasaydı ama bundan sonra bunun arkasından tetikleyeceği çok farklı yeniliklerde hayat bulacak. Çok teşekkür ederim bu detay için. Dizgin Bey, burada size bırakmak istiyorum sorumu. Pandemi döneminde birçok şirkette küresel bazda tedarik zincirinde ve bu tedarik zincirinin yönetiminde büyük sorunlar yaşandı. Bu noktada siz Kaptan Şirketler Grubu olarak çok farklı sektörde hizmet veriyorsunuz. Bilişim mimariniz ve erişim yönetim stratejinizle nasıl bir performans sergilediniz? Sıkıntılar olmuştur, olacaktır ama bunları mesela nasıl aştınız? Ne gibi önlemler aldınız? Handan Hanım, COVID'in bir getirisi olarak evet, tedarik süreçlerinde problemler yaşadık. Ama dediğim gibi biz dijital dönüşüm hazırlığımızı çok daha öncesinden beri aslında hazırlıyorduk şirket genelinde. İş süreçlerini yavaşlatmadan, yani şunu söyleyebilirim, herhalde bu seneki iş kaybımız bilgi işlem tabanlı, bilişim tabanlı %1 seviyelerinde bile değildir. Çünkü çok iyi bir ekibim var. Sercan Bey birlikte çalıştı. Çok güzel bir teknik kadrom var. Hepsi birbirinden kıymetli. Gecelerini gündüzlerine katarak bu süreci en doğru şekilde yönetmeme yardımcı oldular, sağladılar. Hepsine tekrar tekrar teşekkür de ediyorum. Süreçle alakalı problem değil, süreci fırsata dönüştürdük. İşlerin yavaşladığı anlarda bekleyen işte sunucu güncellemelerimizi, projelerimizi vesaireyi bu 2020 yılı içinde hayata geçirdik. Bizim için o kadar yoğun geçti ki bilgi işlem tarafında, yani yıl hiç bitmemiş gibi oldu, öyle söyleyeyim size. Dinleyicilerimizin çoğu takip ediyordur, biliyordur. ERP'de bir sürüm güncellemesi yaptık. Bütün sunucularımızı elden geçirdik. İşte dijital kimlik yönetimini kurduk. Şifreleme sistemlerini hayata geçirdik. KVKK altyapısını uçtuğumuzca tamamladık. ERP'ler, CM'ler, IPS'ler, bir sürü çözümü kalıcı bir şekilde şirketin hayatına entegre ettik. Yani biz 2020'yi tedarik tarafında, bilişim tedariği tarafında problemsiz geçirdik. Şirket ve sektörler tarafında da çok sıkıntı yaşamadan çok şükür atlattık. Harikaymış o zaman. O zaman bu pandemi dönemi sizin için aslında madem yapacak işlerimiz var, bunları biz hayata geçirmeye, planlarımıza bağlı kalmaya devam edelim deme fırsatı yarattı. Aynen öyle. Aynen öyle oldu. Sizin birazcık olsun rutin iş yükünden belki biraz kurtardı. Ya ilerleyen dönemde evet kurtaracak ama bu sene öyle değildi yani. Bu sene çok yoğun. Devam edecek diyorsunuz. Peki. Etmek zorunda. Evet, evet. Tersi olmaz. Çok teşekkür ederim Sezgin Bey. Rica ederim. Eda Hanım, size sormak istiyorum. Sorumlu olduğunuz bölgede Türkiye nasıl bir konuma ve potansiyele sahip? Ayrıca Thales Merkez Türkiye pazarını nasıl değerlendiriyor? Nasıl konumlandırıyor? Sorumlu olduğumuz bölge Türkiye ve Yunanistan. Hem bu tarafta, hem Türkiye ve Yunanistan'da, hem de bağlı olduğumuz bölge Meta bölgesi, Middle East Afrika. Hem de o ülkeler arasında Türkiye ciddi bir potansiyele sahip ülke. Bunu aslında geçen sene yaptığımız ciroyla da gösterdik. Çünkü hem pazarın aslında daha bu authentication marketinin yeterli bir doyuma ulaşmamış olması, az önce bahsettiğimiz gibi cloud uygulamalarının işte bu Amerika gibi onun bir altındaki göstermiş olduğumuz sunumdaki ülkelerdeki işte İngiltere'dir, Kanada'dır gibi
o ülkelerde kadar adaptasyonun sağlanmamış olmasa bizde için bir potansiyel açıkçası. Thales merkezde yani genel olarak şöyle düşünüyor, bunu onlar da çok net görmekte ve 2021 yılının da aynı şekilde geçeceğini düşünüyorlar. Hem zaten pandemi devam edecek gibi gözüküyor. Hem o anlamda hem de işte şirketlerin daha bilinçli olması bu konuda. İşte bu yılda cloud adaptasyonunun artacak olması potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ve her türlü özellikle bütçesel anlamda müşterilerimize destek olmakta hazır. Özel yani bir pazar olarak görüyor Türkiye'yi. Anlıyorum. Bu durumda aslında Eda Hanım, Thales Merkez, Thales Türkiye'nin yeni normale uyumu paralelinde ve hibrit çalışma ortamının benimsenmesi paralelinde Türkiye pazarının da taleple gelişeceği kanısında. Bu şekilde tasvirde bulunabiliriz değil mi? Evet, kesinlikle. Anlıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sercan Bey, son dönemde çok konuşulan yeni network mimarileri var, birçok yaklaşım var. Bunlar erişim yönetimi ve disk kullanımını nasıl etkileyecek? Bu konuda beklentileriniz neler? Ya aslında çok uzun bir tartışma konusunda dönebilir çünkü birçok yeni güvenlik felsefesi var. Ya network security var, bir tarafta edge mimarisi var vesaire. Bunlar benim naçizane ilk aklıma gelenler evet, ama evet. Siz buzdağının görünmeyen yüzünde daha çok daha farklı şeyler olduğunu biliyorsunuz. Beklentilerinizi biraz paylaşır mısınız ve disk kullanımını nasıl etkileyecek bunlar? Tabii yani dediğiniz sizin de verdiğiniz örneklerde olduğu gibi birçok farklı güvenlik felsefesi yaklaşımı var. Zero Trust'ı biliyorsunuz bunlardan bir tanesi evet. Bugün de bahsettik. Hatta en popüler, en öne çıkanı diyebiliriz. Hı hı. Aslında biraz bahsettim, NIST gibi bazı kurumların güvenlik yatırımlarımızı yaparken takip ettiğimiz kurumlar bunlar. Ve erişim yönetimi ve kimlik yönetiminin yeni nesil network mimarileri ve yaklaşımlarında zaten yani çok önemli bir rolü olduğunu ya da olacağını önümüzdeki dönemde de biliyoruz. Hı-hı. Farklı metodlar olsa da Zero Trust için bile mesela örneğin 3-5 farklı yaklaşım söz konusu. Fakat her senaryoda ağa erişen kişinin kimlik güvenliği ve erişim güvenliğinin sağlanması işte kaçınılmaz bir talep. Ve keza Kezbiler, Sasiler biliyorsunuz sıcak konulardan bir tanesi. Buluttaki network güvenliğini genel olarak ele aldığımızda bu siber güvenlik konseptlerinin erişim güvenliğinde çok kritik noktalar konumunda olduğunda herhalde herkes hemfikir olacaktır. Özellikle bu public domain'de konumlandırırken şirket kaynaklarımızı erişim güvenliğini sağlamak hangi modelle çalışırsak çalışalım bir seçenek değil aslında bir zorunluluk haline geliyor. O yüzden öncelikle özellikle bu yeni yaklaşımlar işte software as a service servislerinin kullanımındaki artış, bulut hizmetlerinin kullanımındaki artışlar, SITA gibi ya da DAS'in diğer ürünlerinin kullanımını şahsen önümüzdeki dönemde olumlu etkileyecek diye görüyorum. Pazarda o yüzden bir artış, hatta bu yeni nesil yaklaşımlara ayak uyduramayan üreticilerin de pazar paylarında tam tersine bir düşüş olabilir diye bekliyorum. Yeni yaklaşımlardan kastımız farklı çözümlerin birbiriyle entegrasyon yetkinliği mi olacak acaba? Evet yani bu modern mimarilerde aslında bahsettiğim işte bu sizin de bahsettiğiniz işte edge konsepti ya da SASİ'ler işte Zero Trust mimarilerde eğer mevcutta kullandığımız ürünler örnek veriyoruz SITA yarın bir gün geleceğe hazır bir ürün olmazsa ve bu ürünlerle bu network metotlarıyla felsefeleriyle, yeni yaklaşımlarla uyumlu entegrasyonlar gerçekleştiremezse biraz konunun dışında kalmış olur. Ve konunun dışında kalacak ürünler için de pazar payı düşer. Fakat biz şimdiden gelecekteki bu bütün yaklaşımları BFIL içeride product management ekiplerimiz zaten sürekli olarak takip ediyor. Zero Trust bu açıdan bizim için şu an için en yaygın senaryo olduğu için bir örnek. Fakat diğer bahsettiğim metotlarda da aynı şekilde ürünümüz gelecek dönemde bütün bu yaklaşımlar hazır olacaktır. Bu durumda yine sunumunuzda da belirttiğiniz gibi ekosistem önemli ama bunun da önemlisi orkestrasyon. Bu ekosistemin doğru bir şekilde yönetilebilmesi.
herhalde kurumsal güvenlik söz konusu olduğunda ve multifaktör authentication diyoruz, güvenliğin çok farklı katmanlarından bahsediyoruz. Bunların hepsinin anlamlı bir şekilde yönetilmesi ve tam performansı verebilmesi için orkestrasyon ve doğru entegrasyon esas. Kesinlikle. Özellikle yetkinlikle bir faktör. O konuda Sezgin Bey'lerin ekibinin mesela yetkinlik seviyesi bizim için çok işimizi kolaylaştıran bir faktör oldu. Neden? Tabii ki yani bu açıdan baktığınızda isterseniz en güzel, en pahalı ürünü alın. En pahalı arabayı da alsanız, arabayı kullanmayı bilmiyorsanız hiçbir anlamı yok. Garajınızda yatar. Güvenlik çözümleri de, IT yatırımları da aynı mantıkla ilerliyor. Bu açıdan tabii ki yetkinlik de kurumlar için oldukça önemli bir faktör. Kullanamadığınızı yönetemezsiniz aslında. Ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Evet. Üstüne bir de bunu da aslında eklemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sezgin Bey, burada size yönetmek isterim sorumu. Erişim yönetiminde güvenliği sorumlu olduğunuz regülasyonlar kapsamında nasıl konumlandırıyorsunuz? Erişim yönetiminde güvenlik sizin için nasıl bir öneme ve gerekliliğe sahip? Bir de pandemi dahi olsa kimse hiçbir kötü adımın dinlenmediğinden dem vurduk. Gelişen riskler, bunları beraberine getirmek, gelişen riskler ışığında bu mimariyi hangi önceliklerle güncelliyorsunuz? Çalışanlarınızı nasıl bilgilendiriyorsunuz? Nasıl bir kurumsal stratejiniz oluyor? Şimdi zaten son 10 yıldır herhalde güvenlik IT sürecinin olmazsa olmazlarından en önemli konulardan bir tanesi. Yani en öne çıkan konulardan bir tanesi. Biz de dediğim gibi ekip arkadaşlarımızın eğitimlerinden tutun tecrübelerini hep bu yönde güncellemeye ve faal tutmaya çalışıyoruz. Farkındalığı çalışanlarımız için biraz önce söylediğim gibi maksimum seviyeye çıkartmaya, arttırmaya çalışıyoruz. Sürekli hani gözlerine sokacak şekilde, bilinçaltlarını işleyecek şekilde her karşılarına çıkan kurum içi ekranda şifrelerin önemini, güvenliğin önemini, bilgi güvenliğinin önemini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun ufak tefek esnemeleri önüne geçmek için bir kimlik yönetimi, bunun geri planında çalışan iyi bir raporlama ürünü, konuştuğumuz biraz önceki örneklerde güzel bir CM raporu. Bunların hepsini de şirketin tüm faaliyet sektörleri için ayakta tutmaya çalışıyoruz. Tabi olduğumuz regülasyonlar tabii ki bize şöyle bir güç kazandırıyor. Biz bir ağır sanayi şirketiyiz. Girişim yatırımlarında elimizin güçlenmesi için bazı regülasyonların metozoru yapması şart oluyor. Ama sağ olsun üst yönetimimiz bizi şu konuda destekliyor. Doğru ürün için ayırdığımız bütçede ufak artışlara yardımları oluyor. Mesela biz iki faktörlü kimlik doğrulaması ürünlerine bakarken birçok ürün, hatta birden çok ürün de bakabilirdik ama Stay'la tek bir üründe birçok şeyi yapabildiğimizi gördük. Sercan Bey'in sunumunda belki dikkat etmişsinizdir. Hazır API olarak 160'a yakın, yanlış bilmiyorsam 160'a yakın şu an API'si var. XML 2.0 destekliyor, OIDC destekliyor. Kendi geliştirdiğiniz ekranlar vesaireler için ek geliştirmeler yapıp onlara bile, kurum içi yazdığınız programlara bile aslında iki faktörlü kimlik doğrulaması uygulamanızda hiçbir engel yok Stay ile birlikte. Stay'ın ilginç taraflarından bir tanesi bir bulut çözümü olması sebebiyle, Stay da bir bulut çözümü, bir bulut çözümü olması sebebiyle yer, mekan, kişi bağımsız çalışan bir sistem. Bu da çok şey kazandırıyor. Kurumunuzun içinde veya dışında büyük esneklikler sağlıyor. Yer ve zaman bağımsızlığı yaratıyor değil mi? Tabii. Yani öbür türlü on-prem'de kurduğunuz bir multifaktör authentication aracınız olsa ona erişim için de ve onun güvenliğini sağlamak için de daha ek efor sarf etmeniz gerekiyor. Stay ile ilgili böyle bir derdiniz ortadan kalkmış oluyor derdiniz diyeyim. Hazır raporları çok güzel. Failed loginler, success loginler, hangi IP'den gelmiş, hangi ülkelerden gelmiş, ufak tefek yani bir saldırı raporu bile almış oluyorsunuz aslında ekranlarından. Biz
Ne yapacağız? Yani önümüzdeki yılda, bundan sonraki yıllarda kurum içinde tabii ki birden çok on-prem'deki sistemlerimize birden çok erişim metodu uygulayabileceğimiz sistemimiz var. Bunları yavaş yavaş entegre etmeye devam edeceğiz. Bu yıl dediğim gibi şu an VPN Office 365 tarafından başladık. Kritik sunucularımızın Windows Logon kısmında hazırlıklarımızı yaptık. Çünkü sunucuya saldırı sisteme saldırının ta kendisi oluyor. Daha sonra kritik yöneticilerimizin belki ofis bilgisayarlarını açarken OTP veya iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanması, belki ilerleyen dönemde onay süreçlerinde kritik bazı limitler koyup belli limitin üstündeki onayların iki faktörlü kimlik doğrulamasıyla yapılması gibi projelerimiz, planlarımız, hayallerimiz. Sezgin Bey, bu noktada sormak isterim size. Faaliyet gösterdiğiniz farklı sektörel başlıklar itibariyle aslında çok farklı şirketlerle, başka şirketlerle de bağlantı halindesiniz. Evet. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlarla iletişim kurdunuz, onların IT yapılarını ve öncelikle kurumsal hiyerarşideki bu yapılanma algısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela güvenlik sadece IT'nin ya da güvenlik biriminin işi midir? Yoksa şirket bütününün sorumluluğu mudur ve bunun için mi acaba bunun için üst yönetimde gerekli görevlendirmelerin yetkilendirmelerin yapılması ne kadar elzemdir? Sektörlerinizde nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Anladım. Sıkıntı bence şöyle başlıyor. Türkiye'de yönetim yaklaşımı genel olarak şu: kazancın aldığı üründen ne olduğuna bakılıyor. İş probleme dönüşmeden kimse ürünün faal olup olmadığını anlamıyor bile. Yani ben hani biraz daha önceki yine böyle bir panelde etkinliklerinden birinde dinlediğim bir örnek. Hani bu iş biraz şeye benziyor. Aşağıda bir kanalizasyon sisteminiz var. Akıyor, kimse farkında değil. Ama günün birinde tıkandığında bir problem olduğunu herkes diyor ki eyvah aşağıda bir şey varmış, buraya kokular çıktı diye. Güvenlik öyle bir şey. İyi bir oldu. Sorun olursa IT'li ya da güvenliğin başını ağrıtıyorlar çünkü, değil mi? Güvenlik böyle bir şey. Kimse olduğu sürece, problemsiz olduğu sürece sırtınızı sıvazlayıp aferin çok iyi yönetiyorsun demeyecektir. Demelerini de beklememek bana sorarsanız en doğrusu. Bizim yönetimimizin sağ olsun şöyle bir yaklaşımı var. Biraz önce söylediğim gibi yatırım yapmaya karar verdiğimiz an en iyisi olması için onlar da bize en büyük desteği vermeye çalışıyorlar. Yatırım yaptırmak için zorlanıyoruz ama inandıkları an projelerle ilgili niş ürünler tercih edebiliyoruz. Şu an ürün portföyüne baktığınızda bilgi işlem tarafında Oracle, Tails, IBM, hep bunların ürünleri var içeride. Yani rüştünü ispat etmiş ürünlerle çalışıyorum. Sıkıntıları da öyle geri plana atmış oluyorum diyebilirim. Bu durumda aslında takipçilerimize de sorularını iletebileceklerini hatırlatmak istiyorum. Bir taraftan da yönetimin bu gibi adımları benimsemesini, şirket bütününün farkındalığını geliştirmek adına ne kadar önemli olduğu da bizzat sizin anlattıklarınız itibariyle görünüyor zaten. %100 kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eda Hanım, 2021 yılına girdik. İlk ayı da bitirmeye az kaldı. Bölge satış stratejileriniz nasıl şekilleniyor? Geçen yıldan gördüklerimiz paralelinde. Pandemi etkisine devam edeceğini göz önüne maalesef alınca öncelikleriniz neler olacak? Stratejiniz neler olacak? Şimdi yine demin internetten okudum. İşte yılın yarısı evde geçecekmiş, sonra dışarı çıkılacakmış, aşılamaymış. Bak, küresel olaraktan bahsediyorum, Türkiye özelinde. Biz artık bir yeni normalin içindeyiz. Pandemi etkisini bir kenara bıraksak bile bir yeni normal hayatımızda bizzat varlığını koruyacak. Bu noktada Thales'in öncelikleri neler olacak ve dediğim gibi 2021 bölge satış stratejilerimiz? Önce yeni normali söylemek istiyorum. Şimdi yılın ikinci yarısında dışarıya çıkmaya başlasak bile, Dana'nın sunumunda bir slide vardı. Şu anda bile şirketlerin, hatta Nisan'da yapılmış bu araştırma, şirketler şunu söylemiş, %74'ü. Pandemiden sonra da çalışanları evden uzaktan çalıştırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu hem daha güvenli bir hale getirdik sistemi, hem de cost efektif, yani maliyetleri oldukça düşürüyor. Yeni normal aslında bu olacak. Buradan da baktığımızda stratejimiz tabii ki büyüme.
bir ülkende bütün bu yeniliklere, dönüşümlere destek olmak, ürünlerimizin gelişimini devam ettirmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre kastimizasyon yapmak. Mesela büyük bir şirket Thales ama Türkiye'deki en önemli müşterilerimizden bir tanesi için PKI tarafında çok ciddi bir kastimizasyon bu sene yapıyoruz. Bu tarz esneklikleri göstermek, devam etmek. Şirketin stratejisi... Fakat bu kişiselleştirmeler, bunlar aslında Thales'in mühendislik yetkinliklerinin de bir sonucu. Hem ürün çözümleri hem de içerideki insan kaynağının, değil mi? Kesinlikle öyle. Aslında birçok departmanı ilgilendiriyor. Hem mühendislik departmanının hem bu ürünlerin hepsinin sertifikası var. Sertifikalarının devamlılığı, yeni ürünlere, kastimizasyon yapılmış ürünlere sertifikasyonların tekrar alınması gibi. Ya da işte ham madde alınan üreticiden bile hani farklı bir şeyin talep edilmesine kadar, onun sisteme tanımlanmasına kadar zorlu bir süreç aslında. Ama az önceki sorunuzla da birleştirelim. Şirketimiz Türkiye'yi ciddi bir potansiyel olarak gördüğü için bu tarz yatırımlara, bu tarz desteklere her zaman açık. 2021'de de buna devam ettireceğiz gibi gözüküyor. Önemli olan müşterilerimizin ihtiyacını karşılayacak ürünlerle destek olabilmek. Bütçesel anlamda da ciddi anlamda yardımlarımız, desteklerimiz oluyor. Diğer bölgelere göre daha farklı bir ekonomideyiz tabii ki. İşte hem Arap Yarımadası'ndaki ülkelere göre, hem Amerika'ya göre, Avrupa'ya göre bizim ekonomimiz daha farklı bir durumda. Yönetim de bunu çok iyi anlamış ve sindirmiş bir durumda olduğu için o konuda da desteklerimiz olacak. Peki ihtiyaçların çeşitliliğinden bahsettiniz. Standart Thales çözümleri, güvenlik odaklı çözümlerde nasıl bir çeşitlilik söz konusu oluyor? Hangi sektörde, hangi ölçekte şirket neler istiyor? Ne gibi konfigürasyon değişikliklerini talep ediyor sizlerden? Yani genel olarak ürünlerin çalışma prensiplerinde farklı şeyler istenebiliyor. Kendi altyapılarına uygun bir hale getirme istekleri olabiliyor. Ya da kartlarda farklı kastimizasyonlar istenebiliyor bizim taraf için, PKI tarafı için ya da tokenlarımızda. Bu tarz değişiklikler yapılabiliyor. Anlıyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Sercan Bey, hep kötü adamlardan bahsettik. Onların pandemi olsa da olmasa da hep teyakkuzlu olduğundan dem vurduk. Bu noktada önümüzdeki dönemde veri şifreleme yetkinliklerine nasıl bir gelişim sergilemesini bekliyorsunuz? Çünkü güvenlik riskleri her zaman baki olunacak ve veri şifreleme dediğimizde de 1, 2, 3, 4, 5'ten çok daha farklı rakamlar, ardışıktan öte bir şeyler yapmamız gerektiği artık aşikar. Tabii yani veri şifreleme, tokenization, maskeleme, bilgi güvenliği alanında 2018 yılından bu yana çok sıklıkla duyduğumuz terimler. Çünkü Mayıs 2018'de yanılmıyorsam GDPR'ın yayınlanmasıyla birlikte kişisel verinin gizliliği ve güvenliği tüm dünyayı etkisi altında olan bir trend oldu. Sadece Avrupa değil, tüm dünyada yani Malezya'da, Japonya'da, Tayvan'da, Filipinler'de, Güney Kore'de vesaire birçok ülkede PII dediğimiz yani PII tipindeki kişisel verilerin korunması ile ilgili regülasyonlar devreye alındı. Türkiye'de de KVKK regülasyonu biliyorsunuz kişisel verinin kullanımı, saklanması, silinmesi ve anonimleştirilmesi gibi konularda açıkladığı tebliğlerle verilerimizin, kişisel verilerimizin korunmasını amaçlıyor. Burada tabii ki teknik tedbirler çok önemli. IT çalışanları ve yöneticileri açısından özellikle tıpkı GDPR'de olduğu gibi KVKK'da da veri şifreleme hem bir koruma hem de bir sanıyorum en son tebliğiyle de bir anonimleştirme amaçlı da kullanılabilir bir metot olarak belirlendi. Hatta özel teknik kişisel verilerde şifrelenerek korumanın bir zaruriyet haline geldiğini söyleyebilirim. Regülasyonda da tebliğde bunu belirtiyor. Kriptolojinin de zaten bir numaralı kuralı şifrelenen veri ile onu şifreleyen anahtarın birbirinden izole edilmesi. Bunu ben metafor olarak genelde müşterilerim daha önce belki dinlemiş, katılmış olan varsa aynı şeyi söyleyecek olabilirim ama anlatma açısından bir metafor kullanıyorum. Bir evinizin olduğunu düşünüyorsunuz ve evinizin içerisinde de hassas verileriniz var. Bu verileri, daha doğrusu hassas eşyalarınız var. İşte paranız olabilir, eşyalarınız olabilir. Şimdi siz bu eşyaları, bu değerli
eşyalarınızı korumak için ne yaparsınız? Evden çıkarken kapınızı kilitlersiniz. Fakat kapıyı kilitlemek demek her zaman güvenlik anlamına gelmiyor. Eğer kapıyı kilitleyip anahtarı üzerinde unutursanız bu yeterli bir güvenlik önlemi değil. O yüzden kriptolojinin de ilk kuralı şifrelediğimiz veriyle o anahtarı aynı yerde saklamamak, anahtarı farklı bir izole bir ortamda tutmak. Şimdi özellikle PCI DSS regülasyonuna tabi kurumlarla biz yıllardır çalışıyoruz. Bu alanda Türkiye'nin önde gelen bankaları, dev bankalarımız, sigorta şirketlerimiz ya da Türkiye'de akla gelen en büyük e-ticaret kurumları kredi kartı verileriyle çalıştığı için biz yıllardır kredi kartı verilerinin şifrelenmesi, maskelenmesi alanında hizmet veriyoruz ürünlerimizle. Fakat bu regülasyonlar KVKK gibi veri şifreleme pazarında bizim oyun alanımızı genişletti. Şu an Türkiye'nin en büyük bankaları bu ürünleri kullanıyor. Fakat aynı ürünleri düşünün ki bir de Türkiye'deki bir restoran zinciri de kullanıyor. Yani PCI DSS tecrübesi olan kurumlar, siz yetkinlikten bahsettiniz. O yetkinlik anlamında da şunu söylemek istiyorum. PCI DSS tecrübesi olan kurumlar için zaten şifreleme yetkinlikleri belli bir olgunluk seviyesine gelmişti. Evet. Önümüzdeki dönemde her sektörden veri koruması alanında çalışan IT çalışanlarının, yöneticilerinin yapılacakları yatırımlar, alacakları çözümler doğrultusunda şifreleme teknolojisiyle ilgili bilgi düzeylerinin de yetkinliklerinin de artacağını düşünüyorum. Öyle özetleyebilirim. Anlıyorum. Peki böyle bir farkındalık her ölçekte şirket ve her sektör için gelişecek. Beklentiniz bu yönde. Peki Endüstri 4.0, IoT teknolojileri, machine to machine yapıların gelişimi, 5G'nin hayatımızı öyle ya da böyle girecek olması, bu farkındalığı ve bu konudaki gelişimi nasıl etkileyecek sizce? Biraz futuristik bakarsak. Aslında bütün bu teknolojilerin sanıyorum ortak noktası data, yani veri. Yeni gelen bütün teknolojilerle beraber, yeni gelen bütün hayatımıza giren teknolojilerle beraber aslında şunu da bir yandan gözden kaçırmamak lazım. Verileri dağıttığımız alan, yani verileri sakladığımız alanların isimleri değişiyor. Artık yeni ortamlarda verileri saklıyor oluyoruz. Bu bir IoT ortamı olabilir, bir akıllı saat olabilir, bir mobil farklı bir cihaz olabilir, hatta bir buzdolabı olabilir, fark etmez. Fakat ortak olan nokta şu ki veriyi dağıtıyoruz, veriyi daha çok alanda yaratıyoruz. Geçenlerde bir çalışma okumuştum. Sanıyorum 2000'li yılların ortasına kadar insanoğlunun ürettiği veriyi şu an insanoğlu her günde bir o kadar veri üretiyor. Düşünün yani şu an o kadar yüksek miktarda veriyle iç içeyiz. Ve verinin sadece mobil cihazımızla yaptığımız yürüyüşte navigasyonumuzun açık olması bile ürettiğimiz verinin kat ve kat artmasını sağlıyor. Bu da dediğimiz gibi kurumsal değil, bireysel. Tabii. Yani Hubble teleskobunun bile ürettiği verinin miktarı insan aklının alabileceği düzeyde değil maalesef. Yani baktığımızda çok yüksek miktarda veriyle uğraşıyoruz. Fakat önemli olan burada verinin olduğu yerde kesinlikle verinin tipine göre, hassasiyetine göre, hassas veri demek sadece biliyorsunuz kişisel veri demek de değil. Kurum verisi ya da sağlık verisi ya da finansal veri, hatta işte birçok farklı tipteki veri olabilir. Önemli olan verilerin yüksek miktarda farklı teknolojilerde saklandığı ortamlarda bu verilerin korunması ihtiyacı göre ve şifreleme çözümleri de o açıdan baktığınızda bu alandaki bütün adres ihtiyaçları adres diyor. Biz de zaten yıllardır bu alanda pazar lideri olan bir üretici olarak önümüzdeki use case'lerde de işte blockchain mimarilerinde şu an HSM'lerimizi konumlandırıyoruz mesela. Önümüzdeki dönemde de hem Türkiye'de hem globalde yeni teknolojilere ayak uydurarak veri güvenliğini her teknolojinin geçmiş olduğu her alanda konumlandırarak verinin güvenliğini sağlamaya çalışacağız. Peki yine size bir sorum var. Daha doğrusu hem tabii size hem Eda Hanım'a. Blockchain teknolojisinin gelişimi ve machine learning yapıları, güvenlik ve verilerin proaktif bir biçimde ayrıştırılması, yani canlı data ve arşivlik dataların
anlamlı bir şekilde ayrıştırılmasında ne gibi bir rol sahibi olacak? Thales burada nasıl bir beklentiye sahip olur? Yani tabii Eda, sen başlamak ister misin? Ben blockchain tarafında IoT'den bahsetmek isterim. IoT teknolojilerinden ve bunları hem teknolojinin üretilmesi hem de korunması anlamında her iki tarafta da desteklediğimizi söyleyebilirim. Daha tekniğine sen bilirsin. Ya aslında blockchain çok tabii hayatımızı farklı bir konuyla girdi. Bitcoin'le beraber giren bir tanım. Fakat tabii ki Bitcoin blockchain'i bambaşka bir şey. Fakat bir blockchain'i biliyorsunuz birçok farklı alanda özellikle evet, üretim, işte müşteri yönetimi vesaire gibi birçok farklı alanda kullanan dünya çapında kurumlar var, devletler var. Burada blockchain tarafında aslında Thales ne yapıyor derseniz, tabii dediğiniz gibi arşivli verinin, işte kayıt verisinin farklı bir şekilde saklanmasına, yani bu işte bloklar halinde bir günlük olarak tutulması vesaire, bunlar farklı konular. Thales olarak bizim yaptığımız şey, blockchain mimarilerinde kullanılan biliyorsunuz encryption anahtarları var. Zaten bütün bu kadar güvenli olmasının nedeni şifreli bir şekilde bu ve değiştirilemez bir şekilde bu yapının sağlanması, buradaki kayıtların değiştirilemez diye hiçbir kişi tarafından. Fakat blockchain mimarisine katkıda bulunacak ya da blockchain kendi blockchainlerini oluşturacak kurumlar için Thales'in verdiği hizmet. Türkiye'de varsa şu an için bir örneğimiz yok, fakat globalde bununla ilgili yapılan projelerimiz var. Blockchain mimarisi encryption anahtarlarının saklanması ve yönetilmesi, güvenli bir alanda saklanmasıyla alakalı hem HSM hem de farklı çözümlerimizde hizmet veriyoruz. Özellikle yeni gelişen, yani encryption alanında da algoritmaların desteklenmesi, işte elliptic curve dediğimiz çok yüksek, normalde kullanılan IS-256 bit vesaire gibi algoritmalardan da daha güvenli encryption algoritmalarının desteklendiği bu cihazlarımızla bu tarz blockchain mimarilerinde de aslında şifreleme anahtarların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz Thales olarak. Böylece aslında her türlü teknoloji doğru kurgulandığında birbirini destekleyip maksimum faydayı ortaya koyacak hale gelebiliyor. Yanlış tabir etmiyorum değil tabii mi? Kesinlikle, anladım, kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Sezgin Bey, size yöneltmek isterim sorumu. 2021 yılı öncelikleriniz, bilişim yatırım öncelikleriniz, erişim yönetim ekseninde nasıl şekillenecek? 2021 yılı için biraz önce bahsettiğim gibi STA ile birlikte devam ettirmek istediğimiz bazı projelerimiz var. Özellikle bu yıl yine planladığımız birkaç SaaS projemiz var. Eğer faal hale getirebilirsek onlarda STA erişimini yine kullanacağız. Sürecin, ben de pandemi sürecinin devam ettiğini düşündüğüm için zaten uzaktan çalışma süreci devam ettiği müddetçe yine erişim yönetimi tarafında, VPN tarafında kullanmaya devam edeceğiz. Yatırım olarak demeyelim ama proje olarak içeride STA ile birlikte kullanmak istediğimiz bir user portal mevzumuz var. Onun öyle üstünde çalışmalarımız var. Single sign-on için biraz önce bahsettikleri. Biz şu an single sign-on şeklinde değil, multi-factor authentication şeklinde kullanıyoruz STA'yı. Ama bir single sign-on portalı kurmayı düşünüyoruz ileride içinde, yetiştirebilirsek öyle bir projeyi. Erişim yönetiminde amacımız aslında 2021 içinde de bundan sonraki senelerde de hani kale diyelim bizim içerideki verimize, yani kalenin surları geçilse bile içerideki hazine odasına kimsenin giremeyeceği bir güvenlik sağlamak. Amacımız bu yönde ilerlemek. Şunu çok net görebiliyoruz ki STA ile birlikte biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım asla verinin ve şifrenin korunmasına iki faktörlü kimlik doğrulamasından ziyade bir güvenlik sağlayamayacağımızı bugün bir kere daha anlıyoruz. Çok önemli bir güvenlik katmanı oluşturduğumuzu, şirketimize de kurumumuza da çok önemli bir ürün kattığımızı düşünüyorum. Yani bence bu sene yaptığımız projelerin içinde en önemli projelerden biriydi ki. Dediğim gibi 2020 çok yoğun geçti.
belki 10-14 tane falan proje devreye aldık. Yeni ürünler ve eski ürünlerin yenilenmesiyle ilgili en önemlilerinden bir tanesi bence Stay'dı. Biraz geçiş aşamasında Sercan Bey'in söylediği gibi teknik kadronun hani faal ve etkin olmasından kolay olan durumlar oldu. Zorlandığımız yerleri de oldu. Çünkü yeni bir üründü. Biz Sezgin Bey, fişi takıp da çalıştırabileceğiniz, aç kapı olarak kullanabileceğiniz bir şey değil. İçeride bunun konumlandırılması, entegrasyonu. Hanım, bu iddiada birçok ürün karşınıza geliyor. Yani çok olmaz. Ama siz o yüzden Thales'te çalıştınız. Tak çalıştır ürünlerden bahsederler ama iş öyle olmuyor. Çünkü her kurumun kendine göre bir yoğurt yiyişi var diyelim. Bizde işte mesela altyapı çok farklı. On-prem'de bir aktif direktörümüz var. Dışarıda ofis 365'ten entegre. Biz şu an TS'den de RDAP entegrasyonu kullanıyoruz. Yani uçtan uca bir entegrasyon süreci yürütmek zorluyor. Evet. Ama günün sonunda şuraya kadar geldik. Şu an kullanıcılarımız yine bahsettikleri şekilde self-service bir şekilde TS'den tokenlarını atayıp telefonlarına kurup şeylerini alabiliyorlar. İlk faktörlü kimlik doğrulamanı devreye alıyorlar. İyi bir yere geldik. 2021'de de dediğim gibi önümüzde daha çok iş var. 2021-22 artık hiç ne kadar gidebilirsin. Bu tarz bu yatırımların hiçbir zaman bitmemesi esas. Çünkü riskler konu güvenlik olduğunda riskler gelişiyor. Bütün dünyası gelişiyor. Yenilikler gelişiyor. Kullandığımız teknolojiler değişiyor, gelişiyor. Geçen sene Covid-19 diyorduk. Şimdi belki Covid-20'den bahsedeceğiz. Belki ilerleyen süreçte farklı şeylerden bahsediyor olacağız. Kaptan Şirketler grubu olarak gruba kattığınız bilişim yetkinliği, güvenlik yetkinliği bir tarafa çalışanlardaki farkındalığı yaratmanız da bence asıl önemli konulardan biri. Bu konuda onlarda bir bilinç oluşturmak. Ya biz çünkü ISO 27001 sürecindeki bilgi güvenliği yönetim sisteminin esas amacının farkındalığı arttırmak olduğunu çok özümsemiş bir ekibiz. Ekip arkadaşlarımdan bazıları yani kullanıcıları kırmadan, üzmeden bu konuda sürekli onlara destek olmaya çalışıyorlar. Benim içeride bakın penetrasyon eğitimi almış bir arkadaşım var. Beyaz şapkalı hacker eğitimi almış bir arkadaşım var. Yine güvenlik tarafında bu sene nasip olursa siber saldırılar konusunda eğitime göndermeyi düşündüğüm iki arkadaşım var. Biz güvenliği çok önemsiyoruz. Önemsenmesi için de hem yönetim hem çalışanların önemsemesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Aklınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Benim sormak istediğim sorularım bunlar. Çok sağ olun ayırdığınız vakit için, paylaştığınız detaylar için. Fark ettiğiniz üzere hazırladığım sorulara ek olarak farklı şeyler de sizlere yönelttim. Ama esirgemediğiniz yanıtlarınızı paylaştınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve finali yapmak üzere Tunsel Hanım'ı davet ediyorum. Çok önemli. Tekrar herkese merhaba. Merhaba. İçeriği zengin, özellikle bu dönem için önemli olan başlıkları incelediğimiz bu güzel panel için hem panel yöneticimize, hem panel konuklarımıza, değerli sponsorlarımıza, tüm Thales ailesine sağlıkları katkıları için çok teşekkür ederiz. Efendim sizleri yayından alıyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, katılımcılarımız, umarım ki çok fazla sizleri yormamışızdır. Faydalanabileceğiniz bilgileri size iletebilmiş olmayı umuyoruz. Etkinliğimize yer aldığınız için çok teşekkür ederiz. Handout sekmesinden Thales'in dokümanına erişebilirsiniz daha önce de belirttiğimiz gibi. Etkinlik bitiminde sistemimiz tarafından sizlere kısa bir anket ulaşacak. Çok zamanınızı almayacak. Bu anketi doldurmanızı rica ederiz. Görüşleriniz işlerimizi daha iyi yapabilmemiz adına bizler için çok önemli. İsteyenleriniz yarın itibariyle şu an tamamlamış olduğumuz bu etkinliğin video kaydını kayıt için kullandığınız link ile giriş yaparak izleyebilirsiniz. Bir başka etkinliğimizde yeniden bir arada olabilmek dileğiyle çok sevgiler ve sağlıklı günler dilerim.